Spor Ajansı'nın ikinci saatine başlıyoruz. Her zaman olduğu gibi özel konuklarımız var. Bugün stüdyomuzda Savaş Çorlu ve Mehmet Emin Uluç bizlerle birlikte olacak. Önce derbiyi değerlendireceğiz tabii ki. Daha sonra da Beşiktaş-Trabzonspor maçını konuşacağız. Anadolu'nun sesi ve 8 dakika köşelerimizde yine olacak. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la başlayalım. Dün bir basın toplantısı düzenledi Ali Koç ve özellikle federasyon ve hakemlerle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Bir izleyelim, üzerine değerlendireceğiz. Ali Koç'un açıklamalarını dinledik. Mehmet Emin Uluç, hemen sana dönmek istiyorum ben. Bu açıklamaları kısaca bir değerlendirelim. Daha sonra derbiyi değerlendirmeye başlayacağız. Dün oradaydım ben. Sayın Başkan konuşurken dinleme imkanımız oldu. Açıkçası yani uzun zamandır beklenen bir toplantıydı da beni tatmin eden bir ifade kullanmadı. Hatta camiayı tatmin eden ifade kullandığını da düşünmüyorum. Herkesin bildiği, zaman zaman kendisinin ağırlıklı olarak maçlardan sonra Semih Bey'in, bazen Ersun Hoca'nın kısmen dile getirdiği noktalar tekrar edildi. Hani ben daha gerçekçi, daha detaylı, daha net ifadelerle konuşmasını bekliyordum ama o da haklı ki basın toplantısının başında bir gün önce geç vakitlerde federasyonun aldığı bir karar vardı. Onu belirterek konuştu. Yani belki de benim hayal ettiğim ölçüde bir konuşma farklı cezaları beraberine getirecekti. O yönden de anlayışla karşılamak lazım. Ama sözün özü benim açımdan şu. Sayın Başkan'a bir soru sordum zaten bu konuya vurgu yapmak için. Hakem hataları sistematik bir durum deniyor ya. Fenerbahçe bunu kendi açısından değerlendiriyor. Yani Sayın Başkan'a göre ve Fenerbahçe camiasına göre Fenerbahçe'ye karşı sistematik bir işleyiş var. Ben de diyorum ki Fenerbahçe'ye daha fazla olmuş olabilir ki onu da tek tek incelemek lazım. Çünkü her takım kendince haklı. Ben uzun süredir mevcut federasyon yönetiminden ve mevcut kurullardan önce, hatta Ali Koç döneminden önce, Aziz Yıldırım döneminde de benzer durumların yaşandığını vurgulamaya çalışayım ve bütün kulüplerin bir araya gelerek, çünkü herkesin 1, 3, 5 neyse canı yanıyor. Ve iş çığırından çıkmaya başladı. İnsanlar futbolun dışında bir şey seyrettiklerini düşünüyorlar. Biz de burada mesela dün takriben 2 saat süren bir basın toplantısının sonrasında biz mesela futbolla ilgili soru soramadık. Bir Cüneyt Kaşeler sormak istedi. Bir çaba vardı ama olmadı. Yani biz futbol konuşmuyoruz maalesef. Hani oyuncuların form durumu, sahadaki performanslar, teknik heyetler neler yapıyor, oyuncular ne konuşuyor. Bunların dışında bambaşka bir şey konuşuyoruz biz. Ve sürekli artıyor. Hakem konuşmayalım diye başladığımız sohbetler sadece hakem üzerinde kilitlenip kalıyor. Bunun dışına çıkmamız gerekiyor ve bunun dışına çıkmak için de kulüplerin bireysel olarak kendi haklarını değil, rakiplerinin de haklarını savunarak ve ortak bir şekilde, mesela dün Sayın Başkan'a da anlatmak istediğim oydu. Beşiktaşlı taraftarlar Fenerbahçe'nin, hatta Galatasaraylı birkaç taraftar Fenerbahçe'nin hakkının yendiğinden bahsediyor. Biz böyle istemiyoruz. Biz rakibimizin hakkının yenmesini istemiyoruz. Sahada yenelim. Hani taraftarlar bunları konuşmaya başlamışken böyle bir ortamda kulüp yönetimlerinden de benzer bir çaba bekliyorum ama kısa vadede olacak gibi görünmüyor maalesef. Herhalde benzer basın toplantılarına hem Fenerbahçe hem de diğer kulüpler devam edecek. Görünen o. Evet, aşağı yukarı her başkanın basın toplantısında da zaten bir şekilde hakem hataları, görüntüleri ekrana geliyor. Bunun üzerinden değerlendirmeler yapılıyor. Sezon başından beri hakem hatalarını, hakemleri zaten çok fazla konuşuyoruz. Mutlaka bundan Fenerbahçe'de etkilenmiştir. Şunu anlamaya çalışıyorum. Şimdi 18 kulüp var Süper Lig'de. 18 kulüp başkanının da hakemlerle ilgili fikri var ve bu olumsuz ağırlıklı. Herkes diyor ki benim hakkım yendi. Şimdi 18 kişi de aynı şeyi söylüyorsa demek ki karşılıklı bir hak yenme durumu var. O zaman bir kulüpler birliği toplantısında oturun, bunu konuşun. Sonra 18 kulüp birden federasyona karşı bir sunum yapsın, gerekiyorsa bir tavır alsın. Yani bu tepkiler bireyselde kalınca
Ama bunu yapmak için, evet araya gireyim artık biraz denedim seni. Yapmak için geçtiğimiz sezon Galatasaray tepki gösterdi, girmedi. Şu anda son iki toplantıya Fenerbahçe tepki gösterdi, girmedi. Tepki göstererek nereye varabileceğiz? O zaman Sayın Ali Koç ya da işte bir yöneticiyi, Semih Üstü olabilir, bir başkası olabilir. O kulüpler birliği toplantısına göndereceksin Fenerbahçe adına. Fenerbahçe'nin uğradığı haksızlıklara tırnak içinde alıyorum. Geçen sene de aynı şeyi Galatasaray yaptı. Sayın Başkan Mustafa Cengiz ve Galatasaray yönetiminden kimse kulüpler birliği toplantısına girmedi. Sürekli tepkiye tepkiye gidersek buna çözüm bulamayız. İşte problem burada zaten. Hani geçen sene Galatasaray örneği, bu sene Fenerbahçe örneği, yani bu işin sonu yok. Bir iki gün sonra işte Beşiktaş, Trabzon, ne bileyim Denizli Spor aynı şekilde yalnız kalabilir. Yani o beni yalnız bırakmıştı, ben ona gitmeyeyim. Bunun bir sonu yok yani. Bu saçma sapan bir inatlaşma. Artık birinin ne bileyim gururunu mu kıracak efendim, kibrini mi ayakları altına alacak, ne yapacaksa artık bir şekilde ortak bir yerde buluşması lazım. Çünkü giden bireysel açıdan baktığınızda kulüpler, ama geniş açıdan bakarsanız Türk futbolu gidiyor. Sayın Başkan mesela dünkü konuşmasında dedi ki, Avrupa'daki toplantıda dedi, İspanya'da yapılan bir araştırmaya göre yeni gelecek neslin, tribünlere yeni gelecek neslin %40'ının futbolu sevmediği ya da futboldan nefret etti. Siz zannediyor musunuz ki bu İspanya'da olan bir şey? Veya oradaysa da buraya sıçramayacak mı? Sadece orada mı kalacak zannediyorsunuz? Hayır. Ve La Liga gibi bir ortamda, Real'i, Barcelona'sı, onları zorlayan efendim Atletico'nun olduğu bir ortamda bu yaşanıyorsa, bu hissediliyorsa buraya nasıl sıçrayacak? Üç aşağı beş yukarı biz de yaşayacağız aynı şeyleri. Dolayısıyla herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Yani benim hakkım yandı, benim hakkım yendi. Ya hakkı yenen insan bağırır. Mesele rakibin hakkı yendiğinde ne yapıyorsun? İşte burada sıkıntı zaten var. Zaten orada sıkıntı, orada herkese hakkı yendiği zaman. Geçen sene Fenerbahçe Galatasaray'da çok fazla tepki getirmişti. Ve o zaman hakem de insandır, hata yapılıyordu. Şimdi bu anda da aynı mesela, hakem de hatadır, insandır, hata yapabilir deniliyor. Yani burada çoğunluk olarak ben bunu kasıp sadece paşamı, taraflar değişiyor kesinlikle aslında. Kesinlikle canı yanan bağırmayacak şey, abi. Her sene canı aynı. Yanan bağırmayacak. Ben Kasımpaşa maçından sonra Sayın Mustafa Cengiz'in sert açıklamalarında, orada Ali Koç'a da ifade alan sert açıklamaları vardı. Sayın Başkan, siz bu tepkinizi yarınki Kulüpler Birliği toplantısında dile getirecek misiniz? Burada sürekli getiriyorsunuz ama Kulüpler Birliği toplantısında bunu yapmak önemli olan diye kendisine sorduğum zaman yapmak istiyoruz demişti, ama o Kulüpler Birliği toplantısında yine Fenerbahçe'den yönetici yoktu. Başka takımlardan eksik olan var mı bilmiyorum ama kameralar önünde değil. Orada kameralar arkasında, kapalı kapılar altında o Kulüpler Birliği toplantısında Futbol Federasyonu Başkanı, temsilcilerin hepsinin bir araya geldiği zaman bu sıkıntı böyle çözülebilir. Başka türlü çözülemez. Dünkü basın toplantısıyla ilgili çok kısa bir şey ben söylemek istiyorum. Evet. Beklenen derbi öncesi sanki böyle ortam gerilecek, hakem etkisi altına bırakacak, kılmış gibi bir toplantı havası yaratıldı. Ben baştan sona izledim. Ali Bey çok sakin, çok soğukkanlı bir basın toplantısı düzenledi. Beklenenin gibi, yani böyle herkes şunu söyledi. Derbi öncesi işte Yaşar Kemaloğlu VAR'a eleştirilecek, hakemler eleştirilecek. Geçmişe dönün bir takım eleştiriler yaptı. Senin de dediğin gibi gündeme dair hiçbir soru almadı. Ve derbi neredeyse hiç konuşulmadı. Ama genel itibariyle yorgun bir Ali Başkan gördüm. Ali Bey gerçekten çok yorulmuş. Ama yaşanan haksızlıklardan, ama Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durumdan. İki saatlik toplantı boyunca başlangıçta da sonunda da yorgunluğu çok net bir şekilde gözüküyor. Yorgunluk gönül, evet, yorgunluğu şimdi... tabii bu arada. Fizikselden ziyade gönül yorgunluğu. Evet, artık biraz derbi atmosferine de geçmek istiyorum. Ben bu arada derbiyi de Halil Umut Meler yönetecek. Dileriz ki hakemin konuşulmadığı bir derbiyi geride bırakırız bu hafta. Şimdi Galatasaray cephesiyle başlayalım. Konuk ekip. 6'da 6'lık bir seriden bahsediyoruz. Savaş Çorlu, ama tabii ki çok fazla tartışma da var. Bu seri devre arasında yapılan isabetli transferler sonucunda mı geldi? Yoksa bir fikstür avantajı mı vardı Galatasaray'ın? Ya da işte Emre Akbaba'nın dönüşü mü etkiledi acaba Sarı Kırmızılıları, hücum anlamında özellikle? Sen bu payları nasıl bölüştürürsün? Bir numaraya fikstür avantajını koyarım. Gerçekçi olmak lazım. Çünkü ikinci yarının ilk üç haftasına bakıldığı zaman Galatasaray beklenen o alışık olduğumuz futbol oynamadı. Dolayısıyla çok iyi bir fikstür vardı. O fikstürü Galatasaray avantaja çevirdi. İki numaraya da Emre Akbaba'nın muhteşem dönüşünü koyarım. Çünkü Galatasaray'da Belhanda çok tartışılıyordu. Belhanda'nın oynadığı her maçta neredeyse hemen hemen eleştirilen bir isimdi. Eleştirilen, evet, futbolcuydu. Belhanda'nın kesmesi, Emre Akbaba'nın orada bir 10 numara görevi yapması, forvet arkası gibi oynaması, goller atması, asistler yapması bence takımdaki çıkışın en önemli etkilerinden bir tanesi. Ama bir numaraya kesinlikle o iyi fikstürü koyuyorum. Galatasaray'ın bundan sonraki sürecinde nasıl olacak? Artık o kötü oynayarak kazandığı dönemleri geçti. Fenerbahçe maçıyla beraber belki de bu çıkışı sürdürecek. Belki de Fenerbahçe mağlubiyetiyle tekrar bir inişe geçecek. Bunu yaşayarak görmek lazım. Çünkü arkasından
birbiri ardına zorlu maçlar oynayacak. Sivas deplasmanına gidecek, Alanya deplasmanına gidecek. Evet, yani o 5 haftalık bir fikstüre başlayacak. 5 haftalık fikstürle Fenerbahçe maçıyla beraber başlayacak olan o 4 haftalık dilim oldukça zor. Galatasaray Kadıköy'den en az bir beraberlik için çıkacaktır. Fatih Hoca biz oraya her zaman galibiyet için gidiyoruz galibiyet diye ifadesini açıklaması dedi, var Fatih son oynanan maçtan sonra. Ama bir de gerçek var ki 20 yıldır kazanamayan bir Galatasaray var. İki tarafta da eksikler var. Galatasaray'da Lemina gibi, Fenerbahçe'de Gustavo gibi. Burada bir Fenerbahçe taraftarına sorsan Galatasaray'da kimi istemesen desen direkt sana Lemina'yı oynamasını istemem der. Bir Galatasaray'la Fenerbahçe'de kimi istemesin derse Gustavo der. Diyecek, İki takım evet. taraftarında görmek istemediği oyuncu, yani tırnak içinde görmek istemediği sahada performans anlamındaki oyunculardan ikisi de yok. Şimdi Fenerbahçe'de de burada kim oynayacak soruları var. Galatasaray'da da bu soru var. Onu daha detaylı aslında konuşacağız. Konuşmamız gerekecek. Evet. Galatasaray şu anda Fenerbahçe maçına çok ciddi bir şekilde hazırlanıyor. Şu saatlerde de antrenmandalar. Biraz da artık bu saatten sonra psikolojik olarak futbolcuların hazırlığı önemli. Fatih Terim'in gelenek haline getirdiği ta ki 2011-2012'den beri Fenerbahçe maçları öncesi kamp dönemine burada da bir sürpriz daha kamp hazırlığı. Daha sonra çok özür diliyorum. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu açıklamalarda bulunuyor. Dinleyelim. Çok daha güçlü bir şekilde ilerleyecek, yürüyecek. Bunu da yine sizlerle birlikte yürüteceğiz. Ve ben bu vesileyle burada bulunan herkese, değerli misafirlerimize teşekkür ediyorum. İhtiyaçlarımızı, sorunlarımızı ortak akılla belirlediğimiz gibi yine sonraki süreçleri, çözüm süreçlerini ve sonrasındaki gerek sportif yatırım anlamında, gerek gençlerimize dair projeler, düşünceler anlamında ihtiyaçları, talepleri birlikte belirleyeceğiz ve bunları birlikte yöneteceğiz. Ve bu bağlamda geçtiğimiz günlerde bir araya geldik milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla, valimizle ve belirlediğimiz ihtiyaçlar doğrultusunda Tokat'ımızın yarınları adına bir takım projeleri inşallah bugün birlikte imzalayacağız, akdedeceğiz. Yüzme havuzlarımız biliyorsunuz. 3 adet yüzme havuzumuz. Bunun yanında spor salonlarımız 2 adet ve bununla birlikte gençlik merkezlerimiz, sentetik sahalarımız, halı sahalarımız 20 adet ve basketbol seferberliğimiz çerçevesinde sokak basketbolunu yaygınlaştırma amacıyla 100 adet basketbol alanımız ve 1 adet TLS2'yi de Tokat'a kazandırmanın ilk adımını bugün birlikte atacağız. Tabii ki bunun yanında bugüne kadar biliyorsunuz ülkemiz spor yatırımları noktasında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok ciddi bir vizyon kazandı. Çok ciddi bir aşama kat etti. Bu bağlamda da var olan spor yatırımlarının modernizasyonu, bakım onarımını da gerçekleştiriyoruz. Bu da bizler için çok önemli. Var olan tesisleri yenilemek, etkin, verimli bir şekilde işletmek kadar onların bakımını, onarımını güçlü bir şekilde yapmak da önemli. Bunu da 5 adet spor kompleksinin tamirini, bakımını yaparak gerçekleştireceğiz. Ben bugün imzalayacağımız yatırımların Tokat'ımız için, gençlerimiz, sporcularımız, yarınlarımız için hayırlar, bereketler getirmesini temenni ediyorum. Spor hakikaten önemli bir araç. Zihinsel anlamda, bedensel anlamda, sosyal anlamda bir sağlık unsuru. Bu bağlamda sporu tabana yayma ve sporda başarıları artırmak bizlerin en önemli görevlerinden bir tanesi. Buna inşallah sizlerle birlikte yine gerçekleştireceğiz. Az önce ifade ettiğim gibi testlerimizi yapmak kadar yaptıktan sonra işletmek önemli. İnsanlarımızla doldurmak önemli ve yaşayan mekanlar, yaşayan tesisler haline getirmek çok önemli. Bu bağlamda biliyorsunuz havuzlarımız, 3 adet havuzumuzu kazandırdığımız gibi mevcut havuzlarımızla, şehirdeki havuzlarımızı da daha etkin kullanarak yüzme bilmeyen kalmasın projemiz var. Yüzme bilmeyen kalmasın, Tokat'ta da yüzme bilmeyen kalmasın, Türkiye genelinde olduğu gibi Tokat'ta da bu projeyi güçlü bir şekilde yine sizlerle birlikte yürüteceğiz. İlçelere kadar, köylere kadar bunu yürütme hedefimiz var ve inşallah bunu birlikte gerçekleştireceğiz. Ve sizlerle beraber sporu boş zaman aktivitesi değil, bir hayat unsuru, bir günlük yaşam unsurlarından bir tanesi haline getirmemiz lazım. Ben bu anlamda da bu yatırımlarımızın bu politikamıza bir ivme kazandıracağına inanıyorum. Hakikaten her ilimizde olduğu gibi Tokat'ımızda da spor anlamında çok müthiş yetenekli gençlerimiz var. Yine yetenek taraması projemizi Tokat'ta yürütüyoruz. Bu bağlamda da her alanda güreşiyle, basketboluyla, bireysel sporlarıyla, yüzmesiyle her alanda da yetenekleri keşfedip inşallah
yarınların yıldızlarını, yarınların şampiyonlarını Tokat'tan da çıkarma hedefimizi ve bu hedefi gerçekleştirme inancımızı da diri tutacağız. Ve inşallah bu hedeflere hep birlikte ulaşacağız. Amacımız her alanda olduğu gibi sanayisiyle, eğitimiyle, sanatıyla, kültürüyle, sporda da zirveye Cumhurbaşkanımızın vizyonu doğrultusunda inşallah hep birlikte bu amaca yürüyeceğiz. Ve sporda da zirveye oynayan bir ülke olmanın hamdolsun son günlerde, son aylarda çok güzel emarelerini birlikte yaşıyoruz. Ve bu noktada da inşallah bu hedefimizi, bu çıtamızı hep birlikte yükselteceğiz. Ve projelerimizi, Spor Türkiye kapsamındaki projelerimizi yine Spor Tokat'ta Sayın Valimize teşekkür ediyorum. Hayata geçirme noktasında milletvekillerimize gayretleri, bu konudaki takipleri, ısrarları nedeniyle de ayrıca teşekkür ediyorum. Az önce ifade ettiğimiz gibi biz hep birlikte sinerji oluşturarak bu gücü yarınlara taşıma sorumluluğumuz var. Müthiş bir genç potansiyelimiz var. Gençlerimize her anlamda donanımlı yetiştirme adına inşallah çabalarımızı ve çalışmalarımızı ileriye taşıyacağız. Tabii imza törenindeyiz ama önümüzdeki hafta sonu çok futbolda özellikle rekabetçi bir hafta sonu. Derbilerimiz var biliyorsunuz. Fenerbahçe Galatasaray, Beşiktaş Trabzonspor, Gençler Birliği Ankara Gücü, Sivas Alanya Spor. Şampiyonluk yarışı hakikaten çok ciddi bir yarış ve derbi haftası. Bu bağlamda da ben tüm kulüplerimize başarı diliyorum. Çekişmeli bir lig maratonunu birlikte yaşıyoruz. Neredeyse ligin yarısında da şampiyonluk noktasında bir gayret var. Bir güzel rekabet var. Bu hakikaten memnuniyet verici bir durum. Tabii bizim bu bağlamda liglerimizin kalitesini artırma hedefimiz de var. Bu da önemli bir vesile bu bağlamda. Takımlarımızın alınacakları neticeler elbette çok önemli. Bu neticeler taraftarlar için sevindirici olabilir, üzücü olabilir ama temel esasın kardeşlik olması, temel esasın dostluk olması, temel esasın centilmenlik olması gerektiğine inanıyoruz. Makro hedeflerimiz var. Ülkemizdeki sporu, sporun kalitesini yükseltme, marka değerini artırma hedeflerimiz var. İnanıyorum ki tüm bu mücadeleler, tüm bu çalışmalar, tüm bu heyecan bu hedeflere katkı sağlar. Ve uluslararası nitelikler anlamında güçlü, marka değeri yüksek, dünyaya meydan okuyan bir lig olma noktasında da inşallah bu güzel hedefleri birlikte gerçekleştiririz. Ben tüm bu müsabakaların kardeşlik ruhunda, fair play anlayışıyla gerçekleşeceğine inanıyorum. Kulüplerimiz, taraftarlarımız, sporcularımız, yöneticilerimiz bu anlamda önemli bir misyonu taşıyorlar. Elbette sahada korakor bir rekabet olacaktır. Rekabet dostça yaşandığında, rekabetin yoğun olması o müsabakaya keyif katar, kalite katar. Ama rekabeti dostça yaşamak önemli. Sadece sahada değil, tribünde. Sadece tribünde değil, teknik ekipte. Sadece teknik ekipte değil, yöneticiler arasında. Tüm camianın bu dostluk anlayışına, bu kardeşlik ruhuna sahip olması ve bu ruhu çok güçlü bir şekilde taşıması gerektiğine inanıyorum. Ben bütün takımlarımıza başarı diliyorum. İyi olan kazansın diyorum ve dostluk, kardeşlik kazansın diyorum. Bu vesileyle yatırımlarımızın bir kez daha Tokat'ımıza, ülkemize, milletimize, gençlerimize, spor camiamıza hayırlar, bereketler getirmesini temenni ediyorum. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun. Evet. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu dinledik. Yeniden stüdyomuza, derbi sohbetimize dönelim. Savaş Oğlu, cümlen yarım kalmıştı. İstersen onu bitirip daha sonra Fenerbahçe'deki eksikleri de Fenerbahçe durumunda değerlendirelim. Taktik, tekniği tabii ki daha konuşacağız. Bu işin psikolojik boyutu var demiştim. Bunun da dün akşam o Galatasaray'da özellikle Fatih Hoca'nın bundan önceki döneminde olduğu gibi derbi önceleri kamp dönemi vardır. Dün akşam öğrendik Galatasaray. Zincirli Kuyu'daki bulunan o zorlu, meşhur o zorlu tweetiyle başlayan Zorlu Ahmet'teki bir otelde kalacak. Evet, biraz bir manidar bir seçim olmuş sanki Galatasaray açısından. Yani köprüye yakın bir yer. Daha önce de Dursun Özbey'in eski başkan otelinde yapılıyordu. Sonra bir yanındaki otelinde yapıyor. Köprüye yakın 3 tane otel var. Ama tabii ki böyle bir seçim biraz manidar gözüküyor yani. Evet.
Peki. Mehmet Emin'in Mehmet Emin oluşturan bir tebessüm, bir tebessüm gördüm. Buyurun efendim. Direkt sözü size vereyim ben. Bu tebessümünüzü şimdi, açıklayarak başlarsınız. Şimdi yok canım. Gülüyoruz yani. Ne yapalım? Ağlanacak halimize gülüyoruz. Şimdi şu fikstür olayına gelelim. Ben de Galatasaray'ın bu çıkışında fikstürün etkili olduğunu düşünüyorum. Herkes Galatasaray'ın 6'da 6 yapmasını konuşuyor. Yani burada tebrik ediyoruz Galatasaray'ı da. Şöyle bir şey olsaydı, Galatasaray bu fikstürde puan kaybetseydi bence bu tartışılırdı. Kaybedebilirdi zaten, de. Yok, kaybedecek bir şey yok. O takımları da bu arada söyleyelim. Denizli, evet. Konya, Kayseri, Antalya ile başlıyor. Malatya. Antalya ile başlıyor. İlk yarının son maçı Antalya. Oradan Antalya'nın transfer öncesi en kötü dönemi. Bunu da kabul edelim, evet. Yani. Şimdi şunu söylüyorum. Antalya'nın en sıkıntılı dönemi. Mesela bugün Antalya ile oynasanız bu skor olur mu onu tartışırız. Bu arada bu 6 maçın 4'ü içeride oynadığı maçlar. Doğru. Denizli, Konya, Kayseri, Kasımpaşa, Malatya. Hepsi zaten sıkıntılı takımlar. Aynı tabloyu Beşiktaş farklı olarak, yani Antalya, Denizli, Konya, Kasımpaşa, Kayseri, Kasımpaşa serisini Beşiktaş yakaladı Abdullah Hoca'yla. 4'te 4 yapmıştı o. Yok, onların Galatasaray'la başlayan 6 maçlık bir serisi vardı. Sadece i̇çeride, bu takımlar arasında içeride, olan. İçeride Malatya'yla bozulmuştu o seri. Evet. Şimdi şunu söylüyorum, o zaman takımların durumu, şu bahsettiğim takımların durumu daha iyiydi. Şu an görece olarak daha sıkıntılılar. Burada beni şaşırtan performans içerideki son maç, Malatya maçı. Ben Galatasaray'dan çok daha net bir galibiyet bekliyordum ki zorlanarak alınmış bir 1-0 var. Burada 5'te 5 yapan Galatasaray ligin ilk yarısında 5'te 3 yaptı. Bu takımlara 7 puan kaybetti. Şimdi Denizlispor, Konyaspor ve Malatyaspor. Şimdi yani tabii ki ben gerçekçi bir şekilde söylüyorum. Bu seneki fikstür Galatasaray için büyük bir şanstı. Bu süreçte Kayserispor'la oynadığı maçta bile o dönemde kötü Kayserispor'a 2 tane 3 tane net pozisyon verdi Galatasaray. Yani burada ilk yarı kaybettiği puanlarla ikinci yarı kazandığı puanlara bakıyorsun. Bir iç saha avantajı, iki de rakiplerin ilk yarıdaki performans oranına bayağı bir geride olmaları. Kadroya yapılan takviyeler diyoruz biz bunlara tabii değil ama Emre Akbaba, Lemina ve Lines. Bu üç oyuncunun, Lines'in, Lemina'nın yükselen performansı. Bu orta sahada doğru yapılanma. Lemina yükselmişti. Lines yeni girdi, daha henüz katkı sağlayamadı. Sahadaki, tek orada Emre Akbaba. Orta sahadaki doğru yapılanma. Lemina'nın var olması, özür dilerim, Lines'in var olması bile, yani o oyuncu karakteriyle takımın içinde var olması Emre bambaşka bir boyuta taşı zaten, evet, takımı. Ama Galatasaray'ı değerlendireceksek eğer, derbi bir kenara koyuyorum. 29. haftada başlayıp 33'e kadar devam edecek olan 5 maçlık bir takvim var Galatasaray'ın. Şu anda da ekranda zaten o 5 maç. Fenerbahçe deplasmanı, Gençler Birliği, Sivasspor deplasmanı, Beşiktaş derbisi var. Ardından da Çaykur Rizespor deplasmanına gelecek Galatasaray. Ben ondan bahsetmiyorum ama 29'dan başlayıp 33'e kadar devam eden. Rize'den sonra içeride bir Antep Rize'den maçı var. Rize'den sonra ikileri söylüyorsun. Rize'den sonra içeride bir Antep maçı var. Sonra şöyle bir takvim bekliyor Galatasaray'ı. 29. hafta Başakşehir deplasmanı. Arkasından Trabzon'la içeride oynuyorsunuz. Alanya deplasmanına gidiyorsunuz. Ankara Gücü deplasmanı, üst üste 2 deplasman. Bunlardan sonraki maçlardan bahsediyorsun. Sonra da içeride Göztepe maçı. Abi sen şu ana bile bak ben şunu söyleyeyim. İkinci yarı başlarken Galatasaray 5'te 5 yapar diye diyorum ben. Net bir şekilde Galatasaray 5'te 5 yapar diyorum. Şu anda buradaki 5'te 5 yapabilir diyebiliyor musun? Ben 5'te 5 yapamam. Mümkün değil. Mümkün değil yani. Şu maçı şunu söylemeye çalışıyorum. Fikstür zaten zor. Her takım için zor da. Galatasaray'ı özellikle zorlayacak süreç. Yani şimdi Fenerbahçe'yle oynuyorsunuz deplasmanda. Bu zor bir maç. İçeride Gençler Birliği kolay lokma değil ama içeride oynuyorsunuz. Sivas deplasmanı Beşiktaş. Sivas Beşiktaş o üst üste 2 maç. O zorlayıcı bir şey ama şurada saydığım takvim daha uzun. 5 maç üst üste. Zorluk derecesi olarak bakıyorum. Yani Galatasaray için işler kolay değil. Bir anda 5 maç üzerinden, 6 maç üzerinden bir şampiyonluk hikayesi yazılmaya başladı. Ha onu nerede söyleyebilirim ben? Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenersen onun motivasyonu, onun camia etkisi vesaire bambaşka bir noktaya taşıyabilir sizi. Ama 20 yıldır kazanamadığım bir startta, geçen sezon tarihin en kötü dönemini yaşarken yenemediğin rakibin karşısında ve bugün de Fenerbahçe son iki maçtaki performansını eleştirmemize rağmen ağırlıklı olarak büyük tabir ettiğimiz maçlarda ki özellikle mesela Trabzon'a karşı içeride berabere kaldı, deplasmanda kaybetti ama iyi oynuyor, iyi motive oluyor. Özellikle içeride yüksek tempolu oynuyor ve iç saha performansı daha etkileyici. Evet. Mesela Muriç düşüşte diyoruz ya, mesela Muriç attığı gollerin biri hariç hepsini Kadıköy'de atmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Dolayısıyla
derbi üzerinden Fenerbahçe Galatasaray'ın mevcut durumlarından okuyacak olursak ben Fenerbahçe önde diyorum. Ama şimdi mevcut durumdan bahsederken bu arada Fenerbahçe'nin de 4 maçlık galibiyet serisinden sonra bir 8 puan kaybı yaşadığını ve özellikle de son haftada Ankara Gücü karşısında gelen puan kaybının biraz beklenmedik ve travmatik de belki tırnak içinde olabileceğini söyleyebiliriz. O da belki etkilemiş midir Sarı Lacivertleri ki şu an çok fazla tartışma var. Trabzon deplasmanında mağlubiyetle döndü Fenerbahçe. Hakem hatalarını tartıştı Fenerbahçe camiası ki Trabzon camiası da hakem hatalarını tartıştı. Ama her şeyi bir kenara koyalım. Skoru da bir kenara koyalım. O maçta Fenerbahçe çok iyi oynadı. Futbol anlamında. Özellikle ikinci yarıda Trabzonspor'a kan terletti diyebiliriz. Şimdi insanlar yani Fenerbahçe taraftarları ki içerideki maç da aynı şekilde keza çok üstün oynayan bir Fenerbahçe vardı. Berabere bitmişti. Bu futbolu, bu mücadeleyi, bu arzuyu, bu isyankar tavrı görmek istiyor. Her takım taraftarı gibi. Alanya maçında bunun uzağında kaldı Fenerbahçe. Alanya maçı Fenerbahçe'nin bu sezon iç sahada ilk yarısında kaleye şut çekmeden, rakip kaleye isabetli şutu olmadan tamamladığı tek maç. Sonrasında Ankara Gücü deplasmanı. Ankara Gücü maçı sonrası dün de buna değinildi. Efendim gol öncesi oyuncu topu eliyle aldı, düzeltti vesaire. Ya abi futbol yoktu ortada. Fenerbahçe yoktu sahada. Alanya maçıyla Fenerbahçe maçını, Ankara Gücü maçını karşılaştığınız zaman Ankara Gücü maçında Fenerbahçe'de hiç sağ diyor. Alanya maçında yine bir ya, tepki gösteren futbolcu yoktu. Vardı. Futbol yoktu ama istenen futbolcu hayır, vardı. Ankara Gücü maçında hiç yoktu. Ankara Gücü deplasmanında sanki sarı lacivertli takımlardan diğeri şampiyonluk mücadelesi veriyormuş gibi oynadı. Ve şuna üzülüyorum ben. Şimdi Fenerbahçe'deki futbol üzerine kalmaya çalışarak söylüyorum. Şimdi olayı başka yere çekmek isteyenler olacaktır belki de. Yani hakemler, onlar hepsini geçtik. Hepsini bir kenara bıraktık. Şimdi Fenerbahçe'nin alıştığımız 3 aşağı 5 yukarı bir 11'i var. Bir de kenarda kalan oyuncular var. Şimdi Ankara Gücü yeni bir takım yaptı. Fenerbahçe'ye karşı oynayan o 2 tane kanat oyuncusu, bir tane de forvet. Bu 3 tane oyuncu. Ya bu çocuklar Türkiye'ye geldiler. Tak 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 oynamaya başladılar bir anda. Hani bunlar uyum sürecini falan bilmiyorlar mı? Ankara Gücü bunları tespit etti. 2 sene orada Türkiye dersi verdi. Ondan sonra mı getirdi? Ya Falet geldi, ortada yok. Hadi Falet yeni geldi. Rami sezon başından beri bu takımda yok. Serdar'la Sadık'ın takıma gelme süreçlerini biliyoruz. Alper yok. Tolga yok. Ekici yeni döndü. Zayt yok. Mevlüt yok. Ya arkadaş 8-9-10 tane oyuncu isimleri var. Cisimleri var ama saha içinde yoklar. Fenerbahçe bunlardan verim alamıyor. Ferdi keza yok. Var olan bir kişi var. İşte Ersun Yanal. Bunların hiçbir hayır, şey yok. Ersun yani, Yanal var. Bu adamlar hoca nerede? Şimdi hocayı taraftar istedi, camia istedi, getirdi. Hoca tamam mı? Hoca eleştirilemez. Kimsenin kutsalı değil. En azından benim değil. Ve eleştirirken de biz ya ben eleştireyim de Ersun Yanal'a zarar vereyim. Ersun Yanal üstünden Fenerbahçe'ye zarar vereyim. Böyle bir çabamız yok. Yani benim 2013-2014 sezonunda da ben Fenerbahçe'yi takip ediyordum. O zaman izlediğim takım yapısı tabii ki farklıydı. Ama o zamanki coşkusu, o zamanki heyecanı, o zamanki çabası Ersun Yanal başka bir adamdı. Bu sanki başka bir adammış gibi geliyor bana. Ve kafamdaki en basite indirgediğim özeti şöyle oluyor. O zaman kaybedecek bir şey değil de ispat edecek bir şeyleri olan Ersun Yanal vardı. Bugün korkuları, endişeleri olan bir Ersun Yanal varmış gibi geliyor bana. Bilmiyorum katılıyor musunuz ama. Evet, şimdi ben ikinci saatte Sarşor'a özür diliyorum ikinizden de. Tabii derbiyi çok daha fazla konuşacağız, çok detaylı konuşacağız ama birazcık haftanın diğer önemli maçını da değerlendirmek, konuşmak istiyorum ben. Malum Beşiktaş ve Trabzonspor arasında oynanacak mücadele. Şimdi lider olan bir Trabzonspor'dan bahsediyoruz. Gerçekten çok iyi oynayan, alternatifli bir kadrosu olan Trabzonspor'dan bahsediyoruz. Bir taraftan da Sergen Yalçın yönetimiyle çıkışa geçmek isteyen, şampiyonluk şansını da Avrupa umudunda sürdürmek isteyen bir Beşiktaş'tan bahsediyoruz. Savaş Çorlu, hemen sana dönüyorum. İstersen önce lideri konuşalım, Trabzonspor'u değerlendirelim. Beşiktaş deplasmanında sen nasıl bir Trabzonspor beklersin?
Trabzonspor bir defa o hücum futbolundan, sisteminden ve kazanma isteğinden hiçbir şey değiştirmeyecektir. Tek fark burada 40 bin civarı bir seyircinin önünde oynayacak. Trabzonspor'da her futbolcu kendi sahalarında zaten her hafta 40 bin üzerinde seyirci oynuyorlar. Burada da pek biraz coşku farklı olacak. Ama futbol mantalitesinden, oyuncuların hırsından, azminden bir şey kaybedeceklerine inanmıyorum. O istemiş oldukları 3 puan için sahaya çıktıkları zaman mücadele edecekler. Formda bir Trabzonspor var, formda oyuncular var. Bireysel olarak baktığın zaman hepsinin alternatifli mevkilerin oyuncuları var. Formda bir Hüseyin Hoca var. Çok formda Sosa var. Sörlet var. Yani Bakayama var. Var. Trabzonspor'un liderliğini bırakmak istemeyecektir burada. Beşiktaş karşısında bir defa beraberle değil mutlak 3 puana çıkacaktır. Sörlet'ün Trabzonspor'da artık yeri bir hayli efsaneler arasında doğru gidiyor. Baktığın zaman Şota'nın 25 golü var. Oscar Cardoza 17 golü var. Şu anda daha Sörlet 17. Herhalde o Şota'nın eğer bir aksilik, bir sakatlık yaşamazsa, inşallah yaşamasın, hiç futbolcu yaşamasın, belki de Şota'nın yerine efsaneler arasında girecektir o gol rekorunu da kırarak. Dolayısıyla Trabzonspor burada Beşiktaş karşısında derbinin önüne geçecek bir futbol izleyebiliriz. Bir gün önceden, derbi öncesi o gözümüzün pasını silecek bir derbi izleyebiliriz. Bu da bir derbi çünkü. Tabii ve ki, evet. Alanya Sivas da var. Yani bu hafta birbirinden önemli maçlar var ama Trabzon Beşiktaş maçı futbol seyri olarak, goller olarak bence derbinin daha üzerinde bir seyir zevki olacak. Bana katılır mısınız bilmiyorum ama son dönemde ne kadar işte Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki maçlarda daha fare doğurdu diyorsak oyun anlamında, tam tersine Beşiktaş ve Trabzon arasında oynanan karşılaşmalarda oyun seyri açısından, zevki açısından o kadar güzel geçiyor. Sen bana katıldığın için ben teşekkür ederim. Çünkü pazartesi günü yanılmıyorsam yayında ben aynısını söyledim. Öyle mi? Yani ben Galatasaray'la Fenerbahçe arasında oynanacak maçta, Kadıköy'deki maçta açıkçası futbol kalitesinin çok yüksek olacağını düşünmüyorum. Çünkü son oynanan maçların bize verdiği izlenim bu. Ama aksine Beşiktaş-Trabzon maçında sonucunu tabii ki kestirmek mümkün değil. Ben Trabzonspor'un 2-1 kazanacağını tahmin ediyorum. Tahmindir bu. Ama futbol anlamında çok keyifli bir performans, iki takımın da keyifli bir performans sergileceğine inanıyorum. Peki şimdi Beşiktaş'ı da biraz değerlendirelim isterseniz. Sergen Yalçın aslında iyi başladı. 2'de 2 yaptı ama son hafta bir tökezleme yaşadı Beşiktaş. Şimdi Trabzonspor maçı o anlamda çok çok kritik. Sergen Yalçın'ın takıma yaptığı dokunuşları nasıl değerlendirirsiniz? Mehmet Emin Umut, seninle başlayalım. Şimdi Ezgi, seninle burada bizim ilk programımız. Evet. Sen bilmiyorsun. Sevgili... Bu arada hayırlı olsun bile diyemedik, lafı unutma. Yani çok biz ilk program evet, yapıyoruz. Hayırlı olsun. Çünkü veterayla girdin. O arada bir türlü doğru, şey yapamadık, açı yapamadık. Hayırlı olsun. İnşallah bu programı gelir gelmez elini sıktım. Yani evet. Yayında söylemedim. Tekrar hayırlı olsun diyelim çok o zaman. Çok teşekkür ederim. Şimdi onlar alışıklar. Sen bana bir soru soruyorsun. Ben genelde o soruya cevap vermem. Başka bir şey anlatırım. Sonra dönerim. Şimdi de aynısını yapacağım. Şimdi. Şunun için söylüyorum. Önce Trabzonspor'la ilgili. Trabzonspor Sivas karşısında kazanırken 3 puandan fazlasını kazandı. Mikel'den kurtuldu. 90. dakikada Mikel sarı gördü. Ben çok sevindim bu işe. Çünkü hem Ünal Hoca hem Hüseyin Hoca garip bir şekilde, benim kabul edemediğim bir şekilde bu oyuncuyu ilk 11'de kullanıyordu. Beşiktaş maçı öncesi Mikel'den kurtulmak Trabzonspor için avantajdır. Orada kendi öz evlatların var senin. Parmağı oynatırsın, Doğan'ı oynatırsın. Endiaye Sosa. Endiaye Sosa zaten ilk 11'de her zaman olacaklar. Oradaki diğer üçüncü saç ayağının üçüncüsü parmak bekliyorum ben ama Doğan da olsa yadırgamam, yeter ki Mikel olmasın. Öncelikle onu belirteyim. Bir de Vakayemi'nin durumu ki oynayabilecek gibi görünüyor. O da çok kritik, çok bir kilit bir oyuncu. Evet. Beşiktaş'a gelecek olursak mesela Sergen Hoca için bambaşka şeyler söyleyebilirim. Ben Abdullah Hoca'nın sahaya sürdüğü 11'leri tabii ki biz hani dışarıdan bakıyoruz, idman performanslarını, oyuncuların ruh hallerini bilemiyoruz ama gördüğümüz kadarıyla ben Abla Hoca'nın sahaya sürdüğü 11'lerle Sergen Hoca'nın sahaya sürdüğü 11 arasında Sergen Yalçın tercihleri benim futbol aklıma daha yakın geliyor. O anlamda Sergen Hoca bana keyif veriyor. Takımın elindeki malzemeye göre, oyuncu yapısına göre daha doğru dizilişlerle, daha doğru oyun tarzıyla yer aldığına inanıyorum sahada. Sezon başından beri Sergen Yalçın'la başlanmış olsaydı, bu kadro Sergen Yalçın elinde olsaydı daha iyi futbol, sonuçları bilemem ama daha iyi futbol izlerdik inancındayım. Evet, iyi başlamıştı. Rize maçının aslında maçın hakkı galibiyet değildi Beşiktaş
galibiyeti değildi bence. Rize inanılmaz pozisyonlar harcadı. Buna rağmen önemliydi kazanması. Sonrasında bir galibiyet daha geldi ama defolarınızla bir yere kadar gidebiliyorsunuz. Yine de elinizde Burak gibi bir oyuncu varken ve hücum hattını doğru kurmuşken her türlü sonucu açık bir Beşiktaş var. Ha, gol atar ya da atamaz ama o pozisyonlara girebilecek bir Beşiktaş var. Zaten işte Burak eleştirilerinde ne var? İşte o topu nasıl alamadın, o topu nasıl vuramadın? Yani Beşiktaş topu oraya taşıyabiliyor. Beşiktaş cephesinden bu maçtaki Beşiktaş'ın en büyük endişesi ne olabilir? Sörloth gibi bir golcünün, Vakayeme gibi ne zaman ne yapacağı belli olmayan bir silahın karşısında kalenizi, Karius'un koruyor olması ya da Karius'un koruduğunu zannetmeniz. Böyle bir dezavantaj var. Savaş Yoru son bir dakikamız. O zaman son bir dakika hemen şunu Anadolu'nun sıkıştıralım. Sesine geçmeden önce bu sene bir defa Beşiktaş evinde ilk kez 40 bin üzeri seyirciyle oynayacak. Beşiktaş Galatasaray maçında bile 35-36 bin seyirci vardı. Burada da Sergen Yalçın faktörü çok önemli. Hocanın yine geçen maçta olduğu gibi bu maçta da bazı sürprizler olacaktır. Ne olacaktır? Gökhan cezalıydı. Bu defa sağ bekte oynar. Lens'ten vazgeçmiyor. Lens herhalde kanatta oynatır. Dediğim gibi karşılıklı bol gollü bir maç bekliyorum. Beşiktaş-Trabzon maçları yıllardır 5-1, 4-1, 2-2 hep bol gollü geçmiştir. Bu maçta da bol gollü bir karşılaşma izleyeceğiz. Detayları daha sonra devam ederiz. Devam edeceğiz. O zaman biz Anadolu'nun sesi köşemize geçelim. Demir Grup Sivas Spor Teknik Direktörü Rıza Çalınbay, Süper Lig'de 29 haftadır lehlerine penaltı verilmemesine ve hakem kararlarına tepki gösterdi. Bizim bu sene biliyorsunuz en büyük yaşadığımız sıkıntılar. Biz kimsenin hatasıyla hiçbir zaman maç kazanmadık. Kesinlikle yani kimsenin hatasıyla maç kazanmadık ama hakem arkadaşlarının hatalarıyla puanlar kaybettik. 29 maçtır Sivas Spor'a penaltı verilmiyor. Sivas Spor şu anda Türkiye'de var mı Sivas Spor'dan başka her maç gol atan bir takım? Yani bu takım her maç gol atıyor. Ama yani bu takım bir sürü pozisyona geliyor, bir sürü pozisyon yaratıyor. Ama maalesef hakem arkadaşlarımız görmüyorlar veyahut da görmek istemiyorlar. Yurt dışına giden bütün takım, giden bütün hakem arkadaşlarımız çok güzel maç yönetiyor. Ama buraya gelince de yönetmiyorlar. Yani başka bir adam oluyorlar, başka bir şekilde maç yönetiyorlar. Elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Daha hiçbir şey bitmedi. Tek bizim sıkıntımız, biz bu haftada bir sıkıntı yaşayabiliriz. Arkadaşlar çünkü çok eksik arkadaşlarımız var. Kritik yerdeki arkadaşlarımız var eksik. Bir konu ile Emre geliyor ama onlar da yüzdür tam hazır değiller. Şimdi Rıza Çalınbay tabii ki hakem kararlarından şikayetçi ama bir taraftan da gerçekten son dönemde form düşüklüğü yaşayan bir Sivas Spor'dan da bahsediyoruz. Savaş Çorlu şöyle bir sorayım. Sivas Spor'un yaşadığı bu form düşüklüğünü kadroyla mı açıklayacağız, nasıl açıklayacağız? Ben form düşüklüğünü kabul etmiyorum. Çünkü Sivas Spor maçlarını en az ilk yarıda oynadığı kadar, hatta ilk yarıda oynadığı bazı maçlar vardı kötü oynayarak kazandığı, o maçlardan çok daha iyi oynadı. 5-7 Gaziantep maçında dahi Sivas Spor'un futbol olarak baktığı zaman benim gözüm hoş gelen o mücadeleci kimliğinden uzak değildi. Yorgunluk, rakiplerin daha çok fazla puana ihtiyacı olması, geçen haftaki Trabzonspor maçı, Rıza Hoca'nın isyanı, penaltı verilmemesi, bazı maçlarda hakemlerin işte karşılıklı zaman zaman hata yapmaları, 29 maç tek penaltı yok. Hani bariz kaç tane bunların içinde penaltı var? 29 maçta herhalde belki bir belki iki tane penaltı pozisyonu olmuştur. Biraz da 29 maçın 10 tanesinde penaltı pozisyonu olur. Burada bir serzeniş yapılması gerekir değil mi Mehmet? Yani ben de bir Sivaslı olarak Sivasspor'un ilk 5 haftadaki, ikinci yarının ilk 5 haftasındaki performansında ben belki iki maç kazanır ya da kazanmaz demiştim. Nitekim bir beraberliği, iki beraberliği var. Zor bir fikstürdeydi ama Alanya maçından sonra çok rahat bir fikstüre geçiyor. Eğer burada Alanya Spor'da alacağı bir galibiyeti Sivas Spor'a yine son haftalara kadar taşıyabilir. Fakat Sivas Spor'da bir düşüş değil. Emre'nin sakatlığı yoksa Yasin'in devrasına takıma katılması oldukça da iyi performans sergiliyor. Sivas Spor sonuç olarak düştü ama futbol olarak düşmedi. Hala göze hoş gelen futbol oynuyor. O zaman yarıştan koptuğunu düşünmüyorsun. Ben düşünmüyorum. Mehmet Emin Uluç'tan nasıl düşünüyorsun? Zirve yarışından koptuğunu düşünmüyorum ama şampiyonluk yarışından koptuğunu düşünüyorum. O anlamda sordum evet ben de. Yani Sivas bence bu camia, bu başkan, bu hoca, bu ekiple ilk iki demeyeyim de
ikinci, üçüncü, dördüncü bu kulvarda yer alabilir, alacaktır. Hı hı. Temennim de bu yönde ama şampiyonluk ihtimalinin ben artık matematik olarak tabii ki devam ediyor ama düşük olduğunu değerlendiriyorum. Burada da en büyük sebep kadro yapısı olarak yani Trabzonspor, Başakşehir ve Galatasaray'a baktığınızda onların hani alternatifleri daha çok gibi görünüyor. Sivas iyi bir kadro yakaladı ama kenardan gelecek oyuncular işte Emre ve Mert Hakan üzerinde hep konuşuyoruz. Hep onun üzerinden değerlendiriyor Sivas. Hani bu iki oyuncuya bir şey olduğu zaman sanki Sivas zorlanacakmış gibi görünüyor. Dolayısıyla işleri zor. Rıza Hoca'ya gelecek tabii olursak... Tabii aslında kulübenin çok alternatifli olması biraz yani endişe yaratıyor. Oranın güçlü olması. Çünkü bugüne kadar konuştuğumuz bütün teknik adamlar aynı şeyi söylüyorlar. Yani 11 tane iyi oyuncunuz olacak ama 11 iyi oyuncu sizi şampiyon yapmaya yetmez. O kenarda 14, 15, 16 oyuncuyla oynamanız gerekiyor. Bu çünkü maraton. Tabii şimdi yani Trabzonspor'un gidişatını düşünürsek şu anda kulübeyi güçlendirmelerinin bulundukları konumda çok ciddi bir etkisi yani var. Yani geçen sezon mesela Hüseyin'i banko oyuncularından bir tanesiydi. Şimdi yok. Sakatlığı var. Daha iyisi geldi. Da Costa, daha iyi dili bilen. Hüseyin'i bir şey söyleyeceğim. Bu sene mesela bu ligden bir tane transfer hakkı yapma sahibisin, orta sahayı kim alsın deselerdi bana. Ben direkt Cilerme'yi söylerdim. Cilerme gibi ligi bilen, savaşçı, sahada her şeyini ortaya koyan bir futbolcu transfer etti ki o bölgede çok da önemli isimler var yani Sosa gibi, Ndiaye gibi onların olduğu yere böyle bir transfer yaptı. Niye? Çünkü şampiyonluğu isteyen bir Trabzonspor var. Kadrosunu güçlendirdi. Sivasspor mevcut imkanlarla şu ana kadar iyi işler yaptı. Alanyaspor maçından eğer 3 puanla ayrılırsa bana göre şampiyonluğun yine adaylar arasında gidecektir. Çünkü sonra Galatasaray'la evinde oynayacak. Arkasından fikstüre bakıldığı zaman rakiplerini bir şöyle önemiş olacak yani bunu da kabul etmek lazım. Sivasspor kolay yarıştan kopmaz. Şimdi avantajını bu hafta, çok ciddi bir avantajı vardı onu kaybetti. Bir de ben herkes söylüyor bunu ama ben Rıza Hoca'dan bunu duymaktan rahatsızım. Hakem konusuna ben girmesin istiyorum, girmesinler istiyorum. Bir tek Rıza Hoca değil yani teknik adamların sürekli bu konuyu dillendirmesinden ben haz etmiyorum. Ama çok üst üste olduğu zaman da ben de hakem, işte hocaların, teknik heyetlerin hakem konusunda çok fazla ama yani bir Başakşehir maçı var abi 10 metre topun altında sürüklüyor topu. Yani şimdi gel de hissen etme mesela. O pozisyon kimine göre penaltı kimine göre değil bana ama. Bana göre değil mesela. Ya senle sabaha kadar tartışma. Ya işte bana evet göre pozisyon... hakem tartışmaları bir türlü bitmiyor. Ona artık yapacak bir şey yok. Dileriz ki konuşulmasın. Bu haftanın en önemli karşılaşmalarından biri de bu arada bir Ankara derbisi, başkent derbisi oynanacak. Gençler Birliği ve Ankara Gücü arasında. Arada sadece 4 puan var. Gençler Birliği'nin 24 puanı var. Ankara Gücü'nün 20 puanı var. Birer cümleyle o karşılaşmanın nasıl geçmesini bekliyorsunuz? Bunu da Gençler sorayım. Birliği Alanya deplasmanında kazandı. Ankara Gücü Fenerbahçe'yi evinde yendi. Çok acayip bir maç bekliyorum. Kora kora bir maç bekliyorum. Gençler Birliği'nde Stanku aldı başını gidiyor. Evet. Ama öbür tarafta Ankara Gücü çok iyi bir hücum hattı yakaladı. Beraberlik ihtimali benim için yok gibi. Ben gollü bir maç bekliyorum. Favorim de Ankara Gücü. Tam tersini söylüyorum. İki tarafta da çok tecrübeli bir teknik adam var. Mustafa Akçay müthiş dokunuş yaptı. Öbür tarafta Gençler Birliği'nde Hamza Hoca. Dokunuşuyla Stanku'nun tekrardan çıkmasında büyük etken bol golü bir beraberlik bekliyorum. Yani 2-2 ya da 1-1. Bol golü öyle bir şey kaldı. 3-3 olsun o zaman ya. Böyle bir bol golü bir beraberlik bekliyorum. Çünkü iki tarafta çok açık oynuyor. Oynamayı ve oynatmayı seven bir takım var. Dolayısıyla ben gollü bir beraberlik bekliyorum. Bakalım heyecanlı, keyifli bir maç bizi bekliyor. Bir analizimiz var. Süper Lig'de golcü futbolcular son dönemde takımlarının performansına doğrudan etki ediyor. İşte golcüler ve bu sezon takımlarına yaptıkları katkılar. Spor Ajansı'na kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mehmet Emin Uluç ve Savaş Çorlu ile birlikteyiz. Anadolu'nun sesine geçmeden önce Beşiktaş-Trabzonspor mücadelesini konuşuyorduk. Oradan devam edeceğiz. Savaş Çorlu hemen dönüyorum sana. Şimdi... Beşiktaş'ta kadroda Sergen Yalçın'ın yaptığı değişikliklerden az çok bahsettik ilk saat diliminde. Biraz daha detaya girersek şimdi Adem Laiç oynamalı mı oynamamalı mı ciddi bir soru işareti ki hali hazırda bir gripal enfeksiyon yaşadığını biliyoruz. O anlamda oynayıp oynamayacağı zannediyorum maç gününde belli olacak ama oynayabilecek durumda olsa dahi oynamalı mı? Çünkü Antep maçında bir Laiç-Boateng değişikliği Beşiktaş'ın oyununda ve sisteminde doğrudan bir etki yaratıp aslında çok ciddi bir fark da yaratmıştı. Neler söylersin? Sonra Başakşehir karşısında da devam etti. Evet. Ve eğer galibiyeti istiyorsa ki her sonuca biraz daha böyle ofansif futbol tercih edeceğini düşünüyorum ben. Çünkü seyircisi önünde baskılı futbol tercih edecektir. Laiç düzelmiş olsa bile bence Boateng tercihini kullanacaktır. Hı-hı. Çünkü
Sergen Hoca hücum futbolunu seven bir isim. Defansı çok fazla seven bir isim değil. Ve o seyirci desteğini de arkasına alarak burada Lahiç değil de Boateng, hatta geçen maçta Lens tercihini savunmadan yana kullanmıştı bekte. Bu sefer Gökhan da cezasını tamamladı, dönüyor. Gökhan'ı sağ bekte, sağ açıkta da Lens'i ben düşüneceğini. Tamamen yani hücum ve galibiyet üzerine. Bu arada Reboşo da 11'e dönebilir. Orada da sol bekte Reboşo, sol açıkta Caner Erkin şeklinde. O da olabilir. Daha önce Abdullah Hoca da bunu yapmıştı. Evet. Sergen Hoca da bunu yapabilir. Yani bu karşılaşmada Sergen Hoca'dan bir iki tane değişiklik göreceğiz. Ama nasıl değişiklik olur? Bir defa ben Boateng'le başlayacağını düşünüyorum. Burak'tan zaten vazgeçmez. En azından kısa vadede vazgeçmez. Geçen haftaki maçta oyun alınmasına tepki gösterip soyunma odasına giden bir Burak vardı. Böyle önemli bir maçta herhangi bir ceza düşünmüyoruz. Ama bu maçta göstereceği performans Burak'ın bundan sonraki haftalar içindeki geleceğini de belirler. Beşiktaş'ta kalacaksa ki yeni sözleşmesi de bundan sonraki kalan performansına bağlı. Ama yeniden söylüyorum, Sergen Hoca'nın Trabzonspor karşısında tamamen ofansif, hücuma dönük bir, tabii ki kontrollü futbol. Çünkü Trabzonspor'un da çok etkili oyuncuları var, hücuma çabuk çıkan oyuncuları var. Evet. Orta sahası, Beşiktaş'ın orta sahasına göre baktığımız zaman çok güçlü ve tecrübeli ayaklar var. Güzel bir karşılaşma olacak. Beşiktaş ofansif oynarken de bir taraftan da defansı da bırakmayacak. Defansa git gel yapan futbolculardan kurulu olacak yani. Orada Boateng'i, Burak'ı bile mesela bu maçta çok fazla geriye gelip duran toplarda top çıkartırken görebileceğiz. Tabii yani. O noktada Atiba Elneni ikilisi çok ciddi bir önem arz ediyor. Mehmet Emin Uluç, sen neler söylersin? Şimdi lider bir Trabzonspor'u evinde durdurabilmek için Beşiktaş'ın hangi silahlarla sahaya çıkması gerekir? Şimdi Sergen Hoca'nın sahaya sürdüğü kadrolara bakıyorum. Bu benim kafamdaki Beşiktaş kadrosu zaten. Karius, Gökhan, bir de Ruiz, Caner, Elneni, Atiba, Diaby, Laiç, Enkudu, Burak. Son maçta Başakşehir'de kaybeden kadroda biraz farklılıklar var ki orada Lens'in sağ beke geçmesi Gökhan'ın yokluğundan kaynaklanıyor. Onun dışında da Laiç'in yerine Boateng tercih olmuş. Burak soyunma odasına gitti. Sergen Hoca bununla ilgili cevap verdi zaten. Hani ben de diyor oyundan alınca soyunma odasına giderdim. Yani bundan bir kriz çıkmaz. Böyle bir takıntım yok. Sergen Hoca'nın oyunculara yaklaşımı, takımın Sergen Hoca'ya olan sevgisi ve saygısı, bu ikisinin bir arada olması çok önemli. Bu anlamda Beşiktaş'ın bir eksiği olduğunu düşünmüyorum. Bu arada herkes Trabzonspor'un performansından bahsediyor ki ben de Trabzonspor'un önde olduğunu düşünüyorum oyun olarak, ama yani burada Beşiktaş gibi bir güçlü bir figürü yok saymak çok akılcı olmaz. Beşiktaş bir kere kendi evinde oynayacak. Kaybedilmiş bir maç var ama hani bunu deplasmanda efendim çok zayıf bir takıma karşı çok kötü oynayarak kaybettiniz değil. Başakşehir ile oynadınız. Yani bugün kaç tane takım girip de Başakşehir deplasmandan 3 puan cebimde dönerim dürtüsüyle maça çıkıyor. Böyle bir şey yok. Bugün Trabzonspor da Başakşehir deplasmanında ki sezonun ilk yarısında böyle bir maç oynandı. Son dakikada kurtarılmış bir beraberlik vardı. Kesinlikle kolay bir maç değildi. Nasıl ki Rize maçını, Beşiktaş'ın Rize galibiyetini baz alamazsak bu mağlubiyeti de aynı şekilde değerlendiremem. Kendi özelinde bir derbidir bu. Ve derbilerde skoru tahmin etmek, elbette ki istatistikler üzerinden fikir yürütüyoruz ama böyle olabilir demek başka bir şey, böyle olacaktır iddiasında bulunmak bambaşka bir boyuta taşır bizi. Ben Beşiktaş'ın da Trabzonspor kadar güçlü bir şekilde galibiyete yakın olduğunu ve bunun için elinden geleni yapacağını düşünüyorum. Burada oyuncu performanslarının ön plana çıkıyor. Yani Sörloth'u durduramadığınız anda geçmiş olsun. Ya şimdi hep şundan bahsediyoruz, atan tutan diyoruz. Şimdi bak, ikisine evet. Şimdi, bir baktığımız zaman bir tarafta Sörloth var, Burak Yılmaz var. Burak Yılmaz'ın çok istikrarsız performansından bahsediyoruz. Sörloth tam tersi. Tutanı konuşmamız lazım. Evet. Burada tutanı konuşmamız lazım. Çok o dengeyi bozan o. Şimdi Başakşehir maçını örnek verdin ya. Başakşehir, Beşiktaş maçında kalecilerin yeri değişmiş olsa Beşiktaş maçı 3-1, 4-1 falan kazanabilirdi. Karius'u Başakşehir kalesine koy. Mert'in Beşiktaş kalesine al. Yanlış hatırlamıyorsam 7 tane net pozisyonu var. Ben 3-1, 4-1 Beşiktaş'ın maçı alabileceğini düşünüyorum. Şimdi bu sezonun en formda kalecisi kim dersek tartışmasız Uğurcan. Evet. Yani Trabzonspor'un şu andaki başarıdaki payında en az Sörloth kadar konuşmamız gereken bir kaleci var. İstikrarlı bir şekilde. Ligin en genç kalecilerinden bir tanesi. En fazla forma giyen kalecilerinde herhalde Altay ile kafa kafaya çıkarlar gibi geliyor. Dolayısıyla bu maçta da Karius beklenen performansı bir türlü yakalayamadı. Artık
futbolu bırakacak neredeyse. Genç yaş diyoruz ama Abdullah Hoca zamanında da çok fazla şans buldu. Şenol Hoca zamanında da çok fazla şans buldu. Evet. Şu anda belki de Karius için Şenol Hoca, Sergen Hoca bu maçta da son bir şans verip eğer Karius hatalarından dolayı ya da kötü performansından dolayı Beşiktaş mağlup olursa bir sonraki maçta o genç kalecilerden birisini görebiliriz. Utku'yu falan görebiliriz. Çünkü ama Sergen şöyle bir handikap da var şimdi. Utku sezon başından beri antrenmanlara çıkıyor. Eğer böyle bir rapor gelmiş olsaydı zannediyorum Karius'u bugüne kadar kesebilirdi. Kesmek acaba kolay değil ama Karius gibi bir kalecin varsa Trabzonspor'la maça çıkıyorsun. O maçı hemen kesmek kolay değil. Ama Trabzon maçı Şenol Hoca'nın da Sergen Hoca'nın da 3. maçı olacak. Normalde 4. maçı olacak. 4. maçı olacak. Dolayısıyla evet. Burada Karius'la devam etti. Belki de Karius'un son maçı da olabilir. Ha bu varsayım üzerine konuşuyoruz. Olumsuz anlamda bir şey olursa bir dahaki maçta ben net olarak kaleci Utku'yu görebiliriz. Onu düşünüyorum yani. Çünkü Sergen Hoca'nın böyle şeyleri vardır. İç sahada da Beşiktaş'a en son mağlubiyeti tattıran kişi de Sergen Hoca'dır Malatyaspor'la beraber yani. Evet. Bunu da unutmamak lazım. O yüzden Sergen Hoca'nın kafasında mağlubiyet bence bu karşılaşmada hiç yok. Taraftar üzerinde müthiş bir kredisi var. Oraya gelecek evet. olan 40 bin kişi belki de sezonun en coşkulu tribünlerini oluşturacak bu senenin. Karşılaşma kapalı gişe bu arada dün onu da söyleyelim. Biletler. Evet yani biletlerin tamamı bitti. Beşiktaş Galatasaray maçında dahi o biletler bitmemişti. Evet. Bu Beşiktaş Trabzon maçında çok büyük ilgi var. Sahaya da futbola da olumlu yönde yansıyacaktır yani. Şimdi Burak'la ilgili eleştirilere katılmıyorum. Son 4 maç, son maçı bir kenara koyarsanız ki Beşiktaş o maçta gol atamaz zaten. Hı hı. 4 maçta 3 gol atmış, her maçta birer gol atmış. 4. maçta gol atamamış Burak var. Ve Burak'ın geçen sezonki performansına bakıyorum, Beşiktaş performansına. 15 maç oynamış, 15'i ilk 11 çıkmış, 11 gol atmış, 1 asist yapmış. Yani 15 maçta 12 gole etki yapmış bir Burak Yılmaz var. Bu sezon 17 maça çıkmış, bunların 15 tanesi ilk 11, şu anda da 9 gol 2 asistle oynuyor. Hı hı. 9 gol 2 asist, yani 3 aşağı 5 yukarı neredeyse geçen sezonki performansının birebir aynısını sergiliyor. Burada Burak'ı eleştireceğiz. Eleştirelim de. Şimdi dediğimiz gibi Başakşehir karşılaşmasında Mert Günok çok ekstra bir performans sergiledi. Ki milli takım kalecisi, bundan da keyif aldık. Ki Başakşehir, Başakşehir'in bir de Avrupa Burak maçı var. Burak Yılmaz'ın istatistikleri de bu arada ekrana geliyor. 16 maç, 8 gol, 2 asist ki zaten sen de söyledin. Avrupa'daki son temsilcimiz olarak, devam eden son temsilcimiz olarak Başakşehir'in maçı da var. İnşallah aynı performansın çok daha iyisini görürüz bütün evet. takımdan. Yani Burak'a atılan top sayısı, Burak'ın yaptığı vuruş sayısı, takımın genel performansı, genel reaksiyonu, bunların hepsi aslında farklı farklı değerlendirebileceğimiz şeyler. Ben Beşiktaş'ın kesinlikle üstüne koyarak devam edebilecek bir oyuncu grubuna ve ruh haline sahip olduğuna inanıyorum. Burada kırılma noktası Karius'un performansı. Yani Karius çok basit hatalarla sizi bir anda aşağı düşürebiliyor, geri çekebiliyor. Uğurcan nasıl Trabzonspor'u ayakta tutuyorsa, ki Trabzonspor maçını hatırlayın, yani benim net olarak aklıma gelen 3 tane pozisyon var. %100'lük pozisyon. Uğurcan direkt çıkarttı. Bambaşka bir yere gidebilirdi maç ama size galibiyeti getirdi. Öte yandan Karius, rakibin nadir pozisyonlarında saçma sapan bir çıkışla ya da hakimiyetini bir topu kaybederek sizi geriye çekebiliyor. Trabzon maçında böyle bir hata yapmazsa o zaman başka bir şey konuşabiliriz. Evet, ben Trabzonspor'u favori olarak görüyorum. Atanı ve tutanı özellikle ön planda olmak şartıyla ama Beşiktaş kesinlikle kolay bir teslimiyet de göstermeyecektir. Mutlaka göstermeyecektir ama zannediyorum orta sahaları da biraz değerlendirirsek, karşılaştırırsak özellikle kanatlarda da Trabzonspor sanki bir adım önde gibi. Tabii ki. Yani diyorum ya Beşiktaş'ın seyirci avantajına rağmen orta sahadaki bir defa dizilişe baktığın zaman orta sahada çok daha mücadeleci bir ve ligi bilen oyuncular var. Birbirini tanıyan futbolcular daha fazla. Beşiktaş'ta ise Sergen Hoca'ya kendini göstermek isteyen futbolcular ve senin de söylediğin gibi evet, Burak'ta çıkış var. Ciddi anlamda bir çıkış var. Eskisi gibi topa küsmüyor. Daha çok mücadele ediyor. O son maçta oyundan çıkmasının sebebi de kendisine de belki kızması, oyunu alması. Bu kriz aşıldı. Ama Trabzonspor'un gerek orta sahası, gerek kanatları, bir defa gerekse kalecisi, atanı ve tutanı. Bir takımın eğer kazanmak istiyorsan atanı ve tutanı iyi olacak. Şimdi bu ligde Trabzonspor'da Uğurcan, Galatasaray'da Muslera, Başakşehir'de Mert, Fenerbahçe'nin şu puan kayıtlarına baktığımız zaman sezon başından beri çok benim hep güvendiğim Altay, bu senenin de en fazla forma şansı bulan ismi, biraz önce bir de kendini toparlaması lazım. Altay hemen hemen her maçta bir
hatasıyla ön plana çıkıyor. En çok bireysel hata yapan bireysel Oliver Jai sonuna birlikte Altay Bayındır. Evet, evet, bu senenin Fenerbahçe'nin puan kayıplarında özellikle ilk yarıda bireysel hatada Fenerbahçe'nin kaybettiği puanlarda Jailson. Jailson'un olduğu yerde o zaman Sadık da sakatlanmamıştı. Hepsini burada söyledik. Neden bu Jailson burada öne diye. Puan kayıplarında bireysel ikili mücadelede kaybetti. Son Ankara Gücü maçı. Altay ne işin var senin orada? Yani gidiyorsun oraya kadar o topu alacaksın. Alamıyorsan da çıkmayacaksın. Ben yine söylerim Altay bu ligin en iyi kalecilerinden. Ama belki önündeki oyunculara sürekli değişik olmaması. O da çok önemli bir kaleci için. Sürekli değişiyor. Genç olması. Ya Fenerbahçe yanılmıyorsam 11 farklı savunma dörtlüsü denedi şu ana kadar. Çok önemli bir dezavantaj. Şu anda ekranda da bir grafiğimiz var. Gole sebep olan hata. Altay Bayındır'ın 3. Ertaç Özbir Gençler Birliği'nden yine 3. Ve Jailson 3. İkisi Fenerbahçe'den. Fenerbahçe'den 2 tane olması evet, zaten her şeyi özetliyor. Yani istatistikler, toplam 6 gol. İstatistikler zaten şunu gösteriyor bize. Fenerbahçe'nin kalesine gelen ilk topların gol olması. Toplu oynama oranlarında, pas trafiğinde Fenerbahçe'nin sahaya hükmettiği maçlarda, rakibin pozisyon bulmakta zorlandığı maçlarda Fenerbahçe'nin rakibe gol pozisyonu hazırlayan hatalar yapması. Ve işte onu söylüyorum, o aşağıya çekme, kırılma dediğim nokta o. Yani çok iyi oynadınız maçta, ortada pozisyon yokken saçma sapan bir anda gol yiyorsunuz. Bu çok moral bozucu bir durum. Mesela Trabzonspor maçını düşünün. Özür diliyorum, Trabzonspor maçını düşünün. Ankara Gücü maçını düşünün. Ankara Gücü maçında inanılmaz bir hata var. Gol yedi. Ondan sonra bir tane karşı karşıya pozisyon. Çok net bir pozisyon. Fark ikiye çıkabilirdi bir anda. Orada hem kendini tekrar oyuna dönmekte bir adım attı hem de takımı oyunda tuttu ama devamı gelmedi. Şimdi Altay bunları da yapıyor. Özellikle karşı karşıya da kurtardığı çok kritik pozisyonlar var. Ama yetmiyor. Yani Altay toparlanmaya çalışırken Jailson ki orada Jailson'un dışında Ozan'ın yaptığı hatalar var. Zanka hatalı gole sebebiyet vermiş. Birçok oyuncudan beklemediğiniz anda bunlar gelince oyuna tutulmakta, oyunu domine etmekte zorluk yaşıyorsunuz. Fenerbahçe'nin bu anlamda çok ciddi zaafı var. Sürekli önündeki dörtlü değişirse kaleci de hata yapar. Hele kaleci tecrübesizse. Tecrübeli kaleciysen, Musteraysan, eski Fenerbahçe'de Volkansan, önündeki dörtlü ne kadar tecrübesiz olsa onları toparlarsın. Şimdi Fenerbahçe'de öndeki dörtlü Galatasaray derbisinde muhtemelen yine değişecek. Gustavo'nun yokluğunda aslında kim oynayacak? Acaba Jailson mu orada oynayacak? Yoksa Tolga, Tolgay? Sonra beklerden de değişiklik bekliyorum. Evet, beklerden de değişiklik olabilir. Mesela bir değişiklik. İsra, şimdi o Dirar, çok Hasan göreceli Ali görünüyor. Şöyle ki normal şartlarda ben Hasan Ali'yi bekliyorum. Ama çok ciddi maç eksiği var. Ben maç eksiğini, Hasan Ali'yi, maç tecrübesini düşündüğümde her şeye rağmen Hasan Ali'yi orada oynatırım. Çünkü Hasan Ali'yi sol bekte oynatmanız demek Dirar'ı sağ açığa çekebilmeniz demek. Dirar'ı sağ açığa çekmeniz demek. Solda yine bir kanat oyuncusu olan Deniz'i kullanabilirsiniz demek. Yani ideale yakın, ideal demeyelim ama ideale yakın bir oyuncu grubuna kavuşabilirsiniz demek. Şimdi Hasan Ali'nin solda olduğu takımda Dirar sağda oluyor. Ve Deniz'i burada kullanabiliyorsunuz. O zaman da orta sahanızı Ozan Tolga yapıp Muriç'le Kuruse'de ön planda yer alabiliyor. Stoper'de tercih ne olacak? Hala Jailson olabilir ama bir ihtimal Rami girebilir oraya. Yalnız burada Hasan'ı tercih etmediğiniz takdirde. Yine Dirar burada kalıyor. Dirar burada kaldığı için sağda Deniz'i oynatıyorsunuz. Tolga'yı sola çekiyorsunuz. Ozan'ın yanına bir adam bulmak zorundasınız. O da işte Tolgay belki ekici olabilir. En kötü ihtimalle Serdar Rami ikilisinin önünde Ozan Jailson olabilir ki ben buna pek ihtimal vermiyorum. Şimdi, neden Ozan Jailson'a ihtimal vermiyorsun? Ya hoca şu ana kadar o bölgede kullanmadı. Ama o bölgede kullanmadı çünkü orada Gustavo vardı, Emre vardı. Şu an ikisi ya, birden hayır, yok. Hayır, Gustavo var, Emre var, Tolga var, Tolgay var, var oğlu var. Hoca ısrarla Jailson'u stoperde kullanmayı senin tercih ediyor. Arasında yine stoperde, yani evet senin de dediğin gibi savaş var. Şimdi Altay'ın önündeki stoperler sürekli değişiyor. Ama değişiyor. Ben yeniden şimdi Beşiktaş'a döneceğim. Karius'un önündeki stoperler hep aynı. Yani burada ciddi bir sıkıntı ya, var. Burada tecrübe farkı var. Bir defa Karius Altay'a göre daha tecrübeli. Yani sonuçta öyle ya da böyle Liverpool'da Şampiyonlar Ligi'nde çok kötü bir golle yedin. Hep onunla anılsan da daha tecrübeli, daha üst düzey bir kaleci. Yani ona şimdi istatistiklere şöyle bir bakıyorum. Ekrana da geliyor. 21 maç 25 gol yemiş. Gol yemediği maç sayısı 7. Gol yemediği maçlarda da savunması çok iyidir kesinlikle. O maçta Beşiktaş'ın savunması mutlaka bakılsın.
İdeal savunmasına yakın maçlarda çıkmışlar. Kurtarış maçlar yüzdesi çıkmışlar. 69'da, Altay'ın kaçta? Uğurcan'ın biraz önce gördüm, 70. Uğurcan'ı da ekrana getirebilirsek hemen ona da bakalım. 20 maçta 20 gol yemiş. 4 maçta gol yememiş. Kurtarış yüzdesi %78. Yani ciddi bir fark yani var. Yani Karius'tan ciddi fark var. Şimdi Karius'taki sıkıntı şu. Net alır dediğim pozisyonlar var. Yani kaleci bu topu alır diyorsun. Mesela hangi maç? Sağdan bir orta yapıldı. Başakşehir maçı değil. Ha, Rize maçı. Sağdan bir top geldi ceza sahasına doğru. Gol oldu. Ya diyorum ki adam orada nasıl oldu yani? Ne olduğunu anlamıyor. Adam öyle bir hata yapıyor ki. Anlamakta zorlanıyorsun. Yani hiç beklemediğin anda. Bir de şimdi 20 yaşında genç bir kaleci hata yapar mı? Yapar. Daha da yapacaktır. Çok kariyerli isimler de hatalar yapar. Ama şimdi Karius'tan kariyerine baktığında, özelliklerine baktığında hiç beklemediğin bir hata yapıyor. Yani Karius'un bence problemi yetenekten ziyade motivasyonla ilgili problemi var diye düşünüyorum. Sanki arada böyle kısa devre yapıyor, oyundan kopuyor, başka bir boyuta geçiyor. Sonra bir geri dönüyor, sahaya geri dönüyor. Bir şey oluyor yani. Var var, öyle bir sıkıntısı var, hakikaten var. O yani yediği gollere bakın, pozisyon akıl tutulması ya. Ne olursa olsun, işte şu andaki baktığın zaman 3 teknik adamla çalışmış olacak. Abdullah Hoca, Şenol Hoca. Ki Şenol Hoca bana göre bu Türkiye'de futbolda hem kaleciliği hem de forvetten çok iyi anlar. Hep söylerim. Kaleciler atan ve tutan deriz ya. Kendisi tutan. Bir de karşı evet. tarafta atanı çok iyi olur. Yani Karius'un üzerinde bir gelişim sağlayamadı. Karius için Tolga'dan vazgeçildi. Daha önce Utku'nun altında bir kaleci vardı. Karius'un bana göre bu maç kendisi açısından Beşiktaş'taki geleceğini belirleyecektir. Bu karşılaşmada da o alışık olduğumuz hatalı gollerini yerse Trabzonspor maçından sonra Beşiktaş'ın kimle oynayacak fikstürü hatırlamıyorum ama o maçta Karius'u yedek kulübesinde görürüz. Bir karışık oldu ama böyle şimdi demin Fenerbahçe'nin savunması, sağ beki, orta sahası, bu sefer Galatasaray'da kim, nerede, nasıl oynayacak? O da mesela orada Lemina'nın evet, yokluğu. Evet, aslında onu da birkaç cümleyle konuşalım. Lemina'nın yokluğunda şimdi savunma hattı değişebilir. Donk baktığın zaman Marka ile beraber müthiş ikili, iki tane uzun boylu adam. Saracchi geldi. Lines bu sefer buraya sağ beke geçecek. Mariano cezası bitti. Mariano, Saracchi. Donk'un seriyle oynaması halinde oraya Ahmet Çalık gelecek. Bu sefer orada da Galatasaray arasında bir handikap olacak. Donk'un olmadığı bir yerde Marka, Ahmet Çalık olursa ben Vedat Muriç'in bütün topları Ahmet Çalık'tan alacağını düşünüyorum. Alabileceğini düşünüyorum. Orada böyle bir hoca riske girer mi? Bence girmez. Girmemeli de diye düşünüyorum. Çünkü orada Marka, Donk mutlaka olmalı. İki tane kule, biri sol ayaklı zaten sol bekede yardımcı olan. O da Saracchi sakatlıktan çıktı, ona da yardımcı olacağını düşünerekten de. Ama bu sefer Seri'nin yanında kim oynayacak? Ya da Seri olmayıp Seri'nin son maçtaki performanslarına baktığı zaman pas yüzdelerinde son maçta son 10 dakikada iyiydi ama maçın genelinde bakıldığı zaman Seri de çok fazla hata yapıyor. Orada Seri'nin yanında Ömer olabileceğini düşünüyorum ben. Herkes orada kim olur Remina'nın yanında diyor. Evet. Belhanda mı, Selçuk mu, Ömer mi denirse eğer Ömer orada oynamayacaksa uzun bir aradan sonra kulübeye geçecek. Bu da çok önemli. Çünkü Ömer haftalardır Galatasaray'ın en skor oyuncularından bir tanesi. Atıyor, attırıyor ve performansıyla da taraftarların da teknik heyetinde gözüne girmiş vaziyette. Ben oraya favori olarak Ömer'i düşünüyorum ve Ömer'in olacağını tahmin ediyorum. Şöyle aslında orta sahaları genel anlamda düşünürsek zannediyorum şampiyonluk yarışı içinde olan takımlar içerisinde en alternatifli olan, en böyle hani değişmeyen, herkesi net bir şekilde sayabildiğimiz takım yine Trabzonspor çok olarak çok net bir şekilde. Hep dışarıdan şu söyleniyor ya şimdi. Herhalde Trabzon şampiyon yapılacak böyle bir algısı. Geçen sene bunu Başakşehir için söylüyorlardı. Başakşehir'in de çok alternatif bir kadrosu vardı. Hı hı. Ama bu sene belki Sivasspor maçında 55-60'tan sonra yorulan bir Trabzonspor vardı. Biraz oyundan düştü. Ama kim haftalardır iyi futbol oynuyor, skora daha rahat gidiyor dersen kesinlikle Trabzonspor. Devre arasında yaptığı 2-3 transferde nokta transfer. Orta çok sahasının nokta atışı, en güçlü olmasına evet. rağmen Cilerme gibi etkili bir oyuncu transfer ediyorsunuz. Da Costa, Sivasspor, Başakşehir, Portekiz tecrübesi olan bir isim. Böyle bir isim de kadroya kattınız. Hüseyin ikilisi en çok eleştirilen isimlerden bir tanesiydi. Orayı da uzun boylu fiziğine rağmen Da Costa ile beraber çözdüğünüz takdirde şu anda ciddi anlamda Trabzonspor hem skor olarak hem oyun olarak
göze en çok hoş gelen futbolu oynuyorlar. Sadece Cilerme bile aslında çok ciddi fark yaratabilecek bir oyuncu ki ara transfer döneminde Beşiktaş'la da adı geçmişti. Daha sonra o geçen transfer sezon, olmayıp evet geçen sezon da başında şekilde. Da Fenerbahçe'yle adı geçti. Fenerbahçe'yle de adlanıldı. Yani bütün büyük takımların aslında kadrosunda görmek isteyeceği bir oyuncu ben, hangi takımda olursa olsun şu anda çok ciddi fark yaratabilecek. Orta sahaya tek transfer yapacaklardı seçtim mesela Ndiaye mi Cilerme mi deseydi mesela bana bir takıma evet. Transfer yapma yetkim olmuş olsaydı yani Cilerme'yi alırdım. Çünkü Cilerme sahada gerçekten çok savaşan bir oyuncu, ısıran bir oyuncu. Biraz zaman zaman savruk oynuyor, kart görebiliyor. Hı hı. O potansiyeli var ama sahanın içinde her yerde gezen, rakibi böyle yoran bir oyuncu. Ben isterdim yani her takım böyle bir oyuncu olsun. Yani Galatasaray'da, Fener'de, Beşiktaş'a da, Trabzon'a da güçlü bir orta sahaya geldi. Ona rağmen forma şansı buluyor çünkü kendine güveniyor. Evet. Evet her takımda olmasını istediğin oyuncu aslında Sosa. Sosa tabii ki. Sosa zaten Trabzon'da. Var evet. Olan bir takımda olduğu için Sosa bir defa bitiyor. Yeni, Sosa'nın yeni bir transfer olarak aslında Cilerme'yi. Yaşı genç. Sosa'nın son bir senesi. Sosa zaten Trabzon'da artık heykeli dikilmeyi hak etti. O tarihe geçmeyi fazlasıyla hak etti. Sosa şu anda Trabzon'un çimentosu adeta. Şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi dedin ya Trabzonspor oyundan düştü 65'ten sonra. Şimdi bu sefer düşmeyecek mesela. Çünkü bu sefer el bombanız yok. Mikelsiz oynayacaksınız. Trabzonspor ben burada geldiği günden beri aynı şeyi anlatıyorum. Mikel fiziksel anlamda zayıf. Fiziksel anlamdaki zayıfını kendisi biliyor. Hocalar bunu görmüyor ya da onu tolere etmeye çalışıyorlar. Ama Mikel sürekli saklanıyor sahanın içinde. O kadar çok saklanıyor ki ve o kadar fazla topu Sosa'ya geri servis ediyor ki Sosa onun yüzünden, onun yapması gerekenleri de yapmak zorunda kaldığı için artık belli bir saatten sonra oyundan düşüyor. 65-70 aralığında Mikel'in açıklarını kapatmak adına ekstra enerji harcadığı için oyundan düşüyor. Şimdi bu sefer parmak ya da Doğan artık kim olursa olsun. Belki de bambaşka bir tercih. Ama Sosa oyunu her iki tarafta da doğru oynayabilen. Yani koy ön libero oynasın, koy ileriye oynasın. 10 numara pozisyonda da oynuyor. Şimdi Fenerbahçe'de Ozan biraz hücum ritmini arttırdığında bambaşka şeyler söylüyoruz biz. Lemina aynı şekilde. Atiba ekstra bir şey yaptı. Ama Sosa zaten bunları sürekli yapan bir oyuncu. Özel bir adamdan bahsediyoruz. Şimdi herkes Fenerbahçe'deki Luis Gustavo'nun performansını. Luis Gustavo çok kıymetli bir oyuncu. Müthiş bir kere pas opsiyonu. Sadece servis anlamında değil, kafanı kaldırdığında topu alacak adam olarak orada. Fiziksel ve futbol aklı anlamında doğru yerde hep. Hı hı. Ama hücum anlamında da değerlendirirseniz Sosa o anlamda hepsinin önüne geçiyor. Hem hücumda var hem savunmada var. Oynuyor ve oynattırıyor. Dolayısıyla oynuyor ve oynattırıyor. Sizin bu adamı doğru kullanmanız gerekiyor. Yani Sosa'nın bütün özelliklerini doğru anlamda sahaya yansıtabilmesi için yanındaki oyuncu grubunu doğru seçmeniz gerekiyor. Sosa'yı besleyecek adamlar yerine Sosa'nın enerjisinden çalacak bir adam varsa sahada bu sizin hatanız olur. Mikel ya beni niye oynatıyorsun demeyecek herhalde. Hı hı. Hoca onu sorgulayacak. Evet. O anlamda takım yapılarına baktığımda ben işte Trabzon neden önde? Sosa gibi ekstra bir oyuncusu olduğu için. Bu arada her takımdaki eksiklikleri konuşuyoruz. Sezon başından beri Yusuf Yazıcı'yı göndermiş. Ömürden faydalanamamış. Ekuban'dan kısmi olarak faydalanmış bir takımdan bahsediyoruz. Çok önemli sakatlıklar yaşandı, çok önemli eksiklikler oldu. Buna rağmen Trabzonspor bu süreci o kadro yapısıyla iyi bir şekilde geçti. Beşiktaş'ta da mesela Diaby diyoruz. Diaby çok önemli katkı yapabilirdi ama onu göremedik biz. Mesela Kadıköy'deki maçta Avlu Hoca kendisini orta alanda formalar kanatta değil ve kayboldu gitti orada, ezildi gitti. Keza biraz önce sen bahsettin, Reboşo Caner dedin. Ben bunu da anlamıyorum. Reboşo Caner değil, Caner Enkudu olması gerekiyor ki Sergen Hoca bu konuda henüz taviz vermedi. Mecburiyetler belki oraya götürebilir ama Caner'in olması gereken yer o. Çünkü, ama kanatlar çok ciddi anlamda aksıyor bir taraftan da Beşiktaş'ta. Hayır, yani hem Diaby hem Enkudu. Aksıyor da şunu söylemeye çalışıyorum. Caner arkadan bindirmelerde çok doğru şeyler yapıyor. Ama öndeyken geriye dönmekte problem yaşıyor. Arkasındaki adam da onu doğru şekilde itemiyor. Halbuki Caner'le Enkudu uyumunu oturttuğunuz takdirde müthiş bir ikili olabilir. Sergen Hoca'dan bunu bekliyorum. Ha, bu sezon bu arada hem Beşiktaş'ın oyuncu grubunu hem de Sergen Hoca'yı eleştirmek bana çok akılcı gelmiyor. Çünkü sıkıntılı başladılar.
her anlamda. Evet, bu sezon beklentiyi geldi. Biraz daha düşürmek lazım. Ama ben doğru bir yapı inşa edildiğini, yönetimin de Sayın Çevil'in de doğru adımlar atma gayretinin olduğunu görüyorum. En azından bu şekilde değerlendiriyorum. Beşiktaş iyi yerlere gelecektir. Ama bu sezon üzerinden, mevcut durum üzerinden Beşiktaş taraftarı eleştiriye başlarsa bunun hiç kimseye faydası olmayacak. Ben açıkçası öyle olacağını zannetmiyorum. Yani Beşiktaş taraftarının çok büyük bir beklentisi olduğunu düşünmüyorum. Yani şu anki Trabzonspor maçında bile zannediyorum Beşiktaş taraftarında o Sergen Yalçın'a verilen ciddi bir kredi var. Bu karşılaşmada kaybetse bile mutlaka ki çok ciddi bir yara alacak. Avrupa hedefi var her şeyden önce Beşiktaş'ın. Ama her şeye rağmen bir kredi de var gerçekten. Valla 9 maç zannedersem kazanamayan Abdullah Avcı kadar çok rahat kredisi var. Bir defa Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın özmez evladı. Yaptığı her taktiksel hatada dolayı bile, her kadro tercihinden dolayı bile bir kredisi olacaktır. Hangi Beşiktaşlı arkadaşımla konuşursam konuşayım, sezon sonuna kadar Sergen Hoca'nın büyük bir kredisi olduğunu ifade ediyorlar. Ve bu karşılaşmada da çok net bir şekilde o 40 bin üzeri seyirciyle maçın sonucu ne olur bilmiyoruz ama Sergen Hoca'ya maç öncesi, maç sonu her türlü destek vereceğiz. Dolayısıyla bu da hocanın elini güçlendiriyor. Hangi isimlerle çıkar, nasıl bir kadro çıkar? Şöyle de bir şey var. Bir tarafta Sosa'yı konuşuyoruz. Bir tarafta işte Ozan'ı konuşuyoruz. Bir tarafta Limine'nin yokluğu. Beşiktaş'ta şu anda vazgeçilmeyecek bir adam 36 yaşındaki hala Atiba. Evet. Öbür tarafta Sosa da genç değil. Sosa da genç değil. Sosa da 35'e geldi. Yani oraya gelirsek o işten çıkamayız. Türk futbolunun böyle bir ayıbı var çünkü. Emre Belözoğlu. Sakatlanmasa oynayacak ve bu derbide yine en önemli adam olacak Gustavo yanı yerine. Evet. Emre Belözoğlu. Gustavo da 30 üstünde bak. O bölgede adamlara bakıyorsun 30 ve üstü. El alemin 18-20 yaşında çocukları oynuyor oralarda. Biz 30 ve üstü adamlar ve bunlar Türk futbolunu domine eden isimler. O yüzden de bulduğumuz anda bırakmak istemiyoruz mesela. Şimdi Lemina'yı bulduk. Meledon Sarı Galatasaray'ın istediği en ideal bir adam o bölgeye. Galatasaray ne yapıp Lemina'yı transfer etmesi lazım diyoruz. Donk da yaşlandı. Donk da tam çok yönlü bir oyuncu. Her yerde görev alabilen bir oyuncu. Galatasaray Lemina gibi bir oyuncuyu bulmuşken bırakmak istemez. Nasıl yapar, nasıl eder almak ister. Şimdi Fenerbahçe'de Gustavo da yaşlandı. Sosa'nın yerine dolduracak Trabzon'da insanlar var. Ne kadar olsa olsun. Şu andaki mevcut kadro içinde bile var. Cilermi'yi belki o düşünceyle transfer ettin. Hani ama bu isimlerden keşke çok olsa. Atiba'dan birkaç tane daha kolonlansa, Sosa'dan birkaç tane daha kolonlansa. Ama... Yani Abdullah Avcı döneminde bile takımda savaşan tek oyuncu Atiba'ydı. Şenol Hoca zamanında da. Evet aynı hatta şekilde. Hatta Avrupa'ya kadroya ismini yazdırmadı. Yani çok pişman oldu sonra. Sezon başında evet ki gönderilmesi gündeme gelmişti Atiba'nın. Ya sıkıntı şurada. Taraftar futbolu biliyor. Taraftar da bunu görüyor. Ve insanların sizden istediği şey şu. Yetenekleriniz kısıtlı olabilir. Ama sahaya çıktığın zaman bütün enerjini ver. Bütün enerjini ver. Çok basit bir talep ya bu. Çünkü bunun için çalışıyorsun. Bunun için para alıyorsun. Bu yüzden insanlar seni seviyor. O mücadeleyi görmediği zaman tepki oluyor. Ve gol kaçırabilirsin, gol de yiyebilirsin. Ama insanların desteğini bekliyorsan, insanların saygısını bekliyorsan, hı hı, önce sen kendine saygı duyacaksın. Atiba 36 yaşında futbol oynadığı için kıymetli değil. Yaşını aldırmaksızın kendinden çok daha genç oyuncularla mücadele ettiği bir kulvarda koşu mesafelerinde onların önünde yer alabildiği için. Tabii savunmaya efendim, da gidiyor. Top çalmada orada burada istatistikler anlamda farklı bir şey yapıyor. Bu adam gidiyor gol atıyor, gol attırıyor. Efendim çizgiden top çıkartıyor. Demek ki yapılabiliyor bu. Nasıl oluyor? Çalışınca oluyor. Yani şeyden mesela ben tahammül edemiyorum. İşte ben çok iyiyim, hoca bana şans vermiyor. Hoca bana forma vermiyor. Demek ki yeteri kadar iyi değilsin. Evet hocaları tabii eleştiriyoruz. O en iyi teknik direktör görüyor yani hocaları zaten. Hocaları eleştiriyoruz. Bu adamlar niye yeterli seviye değil ama bu iş tek taraflı değil. İki yönlü bir ilişki bu. Sende de bir eksiklik var demek. O anlamda işte Atiba, Sosa, Gustavo, Emre vesaire bu yaş grubundaki oyuncular kıymetli ama biz onları alkışlarken 30 yaşın altındaki oyuncuları da eleştirmek durumundayız. Baban yaşındaki adam koşarken sen ne yapıyorsun diyorsun yani. Maalesef öyle. Yani ligimize gerçekten 30 yaş üstü çok çok iyi oynayan oyuncular damga vuruyor. Biz bir şekilde gençleşmemiz gerektiğini söylerken hala yaşı 30'un üzerinde olan oyuncuların performanslarını konuşuyoruz diyelim ve... Önemli bir bilgi geldi. Sayın Ali Koç'un günler öncesinden başkanlar bir araya gelsin çağrısı vardı ya. Evet. Derbiden sonra çarşamba günü Türkiye Spor Yazarlar Derneği'nde 4 büyük başkanın bir araya geleceği ve TSD Başkanı Oğuz Tonks'un da moderatör olacağını teyit edemedim ama İsmail Bakkal diye bir arkadaşım, gazeteci olmayan bir arkadaşım, hı hı, attı. Önemli bir haber. İlk kez 4 başkanın bir araya geleceği ve sorunların konuşulacağı ve panel şeklinde güzel bir şey yani. Ne zamanmış? Evet, bakalım. Çarşamba günü derbiden sonra.
Teyit etmedim ama bu haber doğru bir haber. Teyit edildiği takdirde biz de son dakika olarak bunu veririz zaten. Şimdi haberin nasıl çıktığına bağlı. Ertelenir mi? Eğer bu konuşulduysa dört başkan da hep söylediler gelelim bir araya diye. İşte bu fırsat yerde Türkiye Spor Yazarlar Derneği. Olursa güzel olur. Her başkana, her takımın muhabiri farklı şekilde sorular olur. İşte dördü bir arada birbirlerine kameralar arkasında sürekli sallamalar oluyor ya. Bir araya geldikleri zaman görelim bakalım neler yüzlerine bakarak ne söyleyecekler. Evet bakalım ne söyleyecekler diyelim ve 8 dakika köşemize geçelim. Evet 8 dakikaya başlıyoruz. Yine her zaman olduğu gibi 4 sorumuz var. Birer dakikası olacak konuklarımızın. İlk sorumuzla başlayalım. Gelsin ekrana sorumuz. UEFA Şampiyonlar Ligi'ni 3 kez üst üste kazanan teknik direktör kimdir? Sorumuz bu şekilde. Savaş Çorlu'nun süresi başladı. Çok basit bir soru evet. Baktığın zaman. Şampiyonlar Ligi'ni 3 kez üst üste kazanan teknik direktör kimdir? Şimdi Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran takımları burada bir düşünebiliriz. Diyerek şöyle küçük bir ipucu vermiş olayım ben. Şampiyonlar Ligi'ni üst üste 3 kez kazanan takım. Bir daha yeni mi ya? Üst üste 3 kez aynı takımda değildir o. Real Madrid var herhalde 5 maçlık bir seri olması. Efendim evet. Lütfen Savaş Çorlu'nun süresine girmeyelim. Lütfen. Ben de şimdi bir dakika şimdi. Veriyorum. Tamam ben o zaman şey yapayım sonra sen doldurursun. Real son 17 saniye Real Madrid ve Real Madrid'in efsane futbolcusu. Zidane'la diye biliyorum. Tahmin ediyorum çünkü son şampiyonada kupa kaldırırken öyle bir şey hatırlıyorum. Hayır. Kesin cevabınız Zidane, Zidane mıdır? O zaman. Olmayabilir ama Zidane diyorum ben. Yok. Ya Mourinho ya Zidane. Ama Mourinho'nun o kadar yok. Evet. Tebrik ediyorum. Zidane mı? Evet. Doğru cevap. Zidane. Ve Zidane çünkü çok genç yaşına rağmen müthiş bir çıkış yakaladı. Son finalde de 3. kupa diye hatta bayağı bir konuşulmuştu. Şampiyonlar Ligi. Tebrik ediyorum. Zaten Mehmet Emin Uluç'un bu cevabı bildiğinden emindim. O zaman ikinci soruyu ben Mehmet Emin Uluç'a yönlendireceğim. Ben de ona kopya vereceğim. Şöyle devam edelim. Gelsin sorumuz ekrana. UEFA Avrupa Ligi'nde 2 kez üst üste gol kralı olan oyuncu kimdir? Kimdir? Başlatalım süremizi de. Kimdir acaba? UEFA Avrupa Ligi'nde kez üst üste gol kralı olan kimdir? Yolu Galatasaray'dan geçmiş olabilir mi? Falcao mı diyorsun? Geçmiş olabilir mi dedim sadece sorun. Ya, biliyorum. Sevilla'dan bir oyuncu, Sevilla oyuncusu diye aklımda var. Ama isim gelmiyor. Bir 30-34 saniye var. Buyurun düşünebilirsiniz. Ha, 34 saniye daha saçmalayabilirsin diyorsun. Valla isim gelmiyor aklıma ya. Hiçbir fikrim yok açıkçası. Estağfurullah. Savaş'ım yani oradan ipucu falan. Ben söyledim sana bak yolu Galatasaray'dan geçmiş olabilir mi dedim. Ben tahminimce Falcao. Ya bana sıra geldiği zaman da çok fazla düşünmeyeceğim. Hiç kafamda direkt bir Falcao çağrışım var. Atletico Madrid'de kupa kaldırdı. Atletico beraber arkasından ben bir daha. Ben yani Sevilla Atletico Madrid'de olmadım. Falcao yok demeyeceğim ya Falcao. Bilmiyorum. Bilmiyorum Falcao demeyeceğim. Mehmet Emin Uluç'tan bilmiyorum cevabını aldık. Evet. O zaman Savaş Çorlu'nun süresini başlatalım. Merak ettim. Bakacağım buradan şimdi ya. Şimdi ben ilk bir düşünmeyeceğim soruyu, dedi ilk soruyu görür görmez bile ben Falcao düşündüm. Bir taraftan sürem var. Acaba başka kim olabilir diye bir taraftan düşünüyorum ama. Tabii diğer alternatifleri de göz önünde bulunduralım yani. Falcao'yu da böyle gözüm, yani mantığım, hafızam hep oraya götürüyor beni. Çünkü en zirve yaptığı dönemlerde, hatta Arda ile beraber o zaman o dönemde de gol kralı olarak diye bitirmişti diye. Bir de gelirken istatistiklere baktığım zaman sanki iki Avrupa gol kralı var diye hatırlıyorum. Ben tercihimi Falcao'dan yana kullanıyorum. İkinci isim de bir taraftan düşünen başka kim olabilir diye. Orada da yanılmayı göze alıyorum yani. Ben Falcao diye düşünüyorum. Tekrar. Peki. Şimdi Mehmet Emin Uluç'tan cevap alamadık bu soruda. Savaş Çorlu'da Radamel Falcao dedi. Cevabı görelim bakalım. Kimmiş? Falcao değil ya. Evet bakalım. Falcao. Radamel Falcao. Evet, 2010-2011 sezonunda 17 gol attı Falcao. 2011-2012 sezonundaysa 12 gol.
Bu yarışmadaki herhalde şu zamana kadar... Bir daha kadar... söyler misin? 2010-2011'de ne kadar? 2010-2011'de 17 gol. 2011-2012 sezonunda da 12 gol. Arda'nın gittiği sene bir tanesi. O sene uzun saçlı haliyle oradan... aslında bu yarışmalarda genelde sondayım. Bugün maşallah diyelim yani. 2'de 2 hatırlamıyorum ya böyle son zamanlarda. Evet evet, güzel gidiyorsun Savaş Çorlu. O zaman 3. sorumuzu Savaş. Sorularımı gördün ekrana Savaş. Getirelim. Mümkün değil soruları görmesi. Hiç çıkar çıkmaz. Mümkün evet. değil mi? Mümkün yok değil. Ezgi Hanım, siz Taner Karaman'ı tanıyor musunuz? Tanıyorum tabii ki. Taner Karaman var ya, soruları senden önce sorabilir. Çok acayip kaynakları var. Soruları ona gidiyor bir gün şekilde. Evet, bu yayında karşılaşırız evet, mutlaka evet. kendisiyle, o zaman göreceğiz. Üçüncü sorumuz ekrana geldi. Avrupa Şampiyonası tarihinde en çok maçta forma giyen oyuncu kimdir diye soruyoruz. Hemen Savaş Çorlu'nun bir dakikasını başlatalım. Avrupa Şampiyonası tarihinde. Şimdi burada mesela şu var, aktif mi değil mi? Mesela şimdi biliyorsun o sorular sorarken böyle geriye gitmek var, bir de aktif Avrupa Şampiyonası tarihinde. Avrupa Şampiyonası tarihinde en çok maçta forma giyen oyuncu kimdir diye soruyoruz. Ve aklı. Savaş Çorlu'dan bir cevap bekliyoruz. Burada da tamamen sallıyorum bak, atıyorum böyle tamam. Şu ya da bu demiyorum. Tamam. Bir de Drogba. Avrupa kim pardon? Drogba. Drogba. O zaman ben şöyle bir yardımcı olayım, aktif futbolculardan biri. Aktif futbolculardan birisi. Evet. Bak ne dedim orada işte... Avrupa Aa. Şampiyonası diyor bak. Avrupa Şampiyonası'nda Drogba olmaz. Avrupalı bir futbolcu olması lazım. Yani bu Şampiyonlar Ligi falan değil mi? Avrupa Şampiyonası. Avrupa Şampiyonası. Avrupa Şampiyonası tamam, tarihinde. Tamam doğru. Ben şampiyon diye işte bazen mesela acele edince böyle oluyor. Doğru. Şampiyonlar Ligi falan değil. Avrupalı ben bir futbolcu olması lazım. Ben sorumu doldurdum ama tahminim süre var. Sen çalış bakalım. Evet. Buyurun aktif Mehmet Emin Uluç. Süreniz başlamıştır. Açıkçası soruyu gördüğümde aklıma Almanlar ya da İspanyollar geldi. Ama aktif bir futbolcu dedin. Kafam karıştı. Aktif futbolcu. Peki futbol hayatını hala Avrupa'da mı sürdürüyor bu futbolcu? Onu biliyor musun? Çok net bir isim olabilir. Yani bak. Şimdi Mehmet Emin Uluç'un aslında gidiş yolu doğru. Ama şaşırtacak bir cevap çıkabilir. O anlamda farklı yolları da deneyebilirsin Mehmet Emin Uluç. Oradan gitmedi. Yani evet sana. Ülkeler Avrupa'dan, üzerinden değil de Avrupa'dan isimler üzerinden, futbolcular üzerinden gidersen daha kolay sonuca ulaşabilirsin diye düşünüyorum. Mesela son gelmiyorum. Avrupa şampiyonu Portekiz ama olamaz. Çünkü orada 56-57 yani en şeyin. Çok maç. Ben bir İspanyol olduğunu düşünüyorum. Iniesta diyeceğim. Ronaldo Iniesta mı? Mıdır? En çok maçta forma giyen oyuncu Iniesta'dır dedi Mehmet Emin Uluç. Şampiyonalara da bakmak lazım. Kaç şampiyonada oynadığına falan böyle düşünmek lazım. Iniesta. Ben Iniesta dedim. Kimmiş? Bir cevap geldi Iniesta şeklinde. Görelim kimmiş. Portekiz'den çıkmasın. Cristiano Ronaldo. Bak, direkt. Ben soru bana hakkı geçti zaman direkt oraya inerdim. Hatta 17 maç mı? Ben daha evet, fazla bekliyorum. 17 maçta forma giymiş. Yok, aslında evet. Almanya gidiş yolu çok doğruydu ama o biraz şaşırtıcı ben oldu. Ben sana biraz Portekiz direkt... son şampiyon falan dedim ve yok. Ronaldo... Allah'ım. Evet evet Ronaldo'ydu. Avrupa şampiyonalarında 17 maç. Evet, Cristiano Ronaldo'ya ait soruyu diğer soruya geçeceğim. Ben bu soruyu incelemek istiyorum ama bu soruyu kim sormuş bize? Efendim? Bu soruyu hazırlayan kim? Hangi editör? Yasin editörümüz Yasin hazırladı soruları. Seninle de çıkışta görüşeceğiz. Peki, Yasin kardeşim. Geçiyoruz yorum sorumuza. Burada süremiz yok. Maç sayısı olarak daha fazla mı olabilir diyorsun? Sanki benim aklımda öyle bir şey var, bakacağım. Gelmiş geçmiş en iyi Avrupa şampiyonası bakalım. Diyor ama bak orada. Orada öyle bir yaşatma var. Avrupa şampiyonasında zaten... Atıyorum 5 yılda bir oynanıyor. Evet, yeni soruya, normal, yeni soruya geçiyorum ben izninizle. Sizce Türkiye'ye gelmiş en iyi yabancı golcü kimdir diye soruyoruz. Bu bir yorum sorusu, süremiz yok. Savaş Çorlu, öncelikle sana döneyim. Çok güzel soru. En iyi yabancı golcü. Bence iki tane hakkımı kullanacağım. Bir Galatasaray, bir tamam. Fenerbahçe mümkünse. Didier Drogba ve Anelka. Drogba ve Anelka yanıtları geldi. Beğenmedi sanki Mehmet Emin Uluç bu cevabı. Yani Anelka ne alaka dedim Savaş, yapma gözünü seveyim. Anelka'nın iki tane maçı var. Beşiktaş maçı, bir de Malatya maçı. En iyi golcü diyor ama bak. En iyi golcü diyor. Bak. En iyi. Fener Türkiye'ye gelip de şu iz bırakan demiyor. Drogba çok büyük iz bıraktı. Bir üç senede tamam ama en iyi golcü diyor. Anelka Türkiye'den sonra gitti şey... Gol kralı oldu Premier Lig'de. Anelka öncesinde de vardı. Hayır, yıldız yok gol krallığı Premier Lig'de yoktu. Geldikten sonra gol kralı oldu. Hatırladım öyle.
Anelka Türkiye'de bir şey yapmadı. Ben yani Türkiye'ye gelmiş geçmiş gelenlere bakarsan çok büyük isimler gelmiş olabilir. Burada peki ne yaptı? Peki sence kim? Bence kim? Ben Alex derim. Golcü. Golcü. Evet. Alex de Souza. Peki. En iyi orta sahada desek mesela yine Alex diyeceğim mesela ben. Yani orta saha forvet arkası gibi. Ben bu arada şöyle içeriden bakıyorum. Bir bilgi geldi. Çok özür diliyorum. Iniesta'da 16 maçı çıkmış. Yani sadece bir güzel maçla kaybetmiş oldun Mehmet Emin Uluç. Tekrar bakmak istiyorum ben kafamda şu Almanlardan tamam, birisi daha fazla olabilir. Bakabiliriz yayından sonra süremizin sonuna geliyoruz yavaş. Sence en iyi golcü kim? En iyi golcüye ben de Drogba diyeceğim. Evet. Ben de Drogba diyorum. Ben de diyorum ki yani Drogba zaten golcüydü. Kariyerde çok üstündü. Onu zaten tartışmıyorum ama golcü olmadığı halde gelip de burada gol krallıkları yaşamış bir adamdan da bahsetme. Evet, Deli kapatıyoruz. Bu bölümün de sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum Savaş Çorlu, Mehmet Emin Uluç. Spor Ajansı dünyanın sporuyla devam ediyor.